Telegol Pazartesi'den iyi akşamlar sevgili seyirciler. Her zaman olduğu gibi Selim Soydan, Adnan Aybaba ve Gökmen Özdanak'la kadromuzla beraberiz. Az sonra da sevgili Yılmaz Vural o sempatik gülüşüyle, o tatlı yorumlarıyla Almanya'dan bağlanacak ve bize biraz da bugün saha içinde kalmak istiyoruz. Teknik olarak Mourinho'yu, Okan Buruk'u, Van Bronckhorst'un şu ana kadarki performanslarını değerlendirmek istiyoruz. Ve tabii ki çarşamba günü Galatasaray Young Boys'u Beşiktaş'ta perşembe günü Lugano'ya konuk olacak UEFA Avrupa Ligi'nde. Bu maçları da değerlendirmek istiyoruz. Çünkü cumartesiden beri maalesef tabii ki Ali Koç'un yere serilmesi, Göztepe Fenerbahçe maçına çıkan olayları değerlendirmek durumunda kalmıştık. Bu konuyla ilgili de şimdi çok sıcak bir gelişme yaşandı. Ali Koç'u o iten Göztepe'nin tribünlerden sorumlu yöneticisi değil ama çalışanı Fatih Özkan'dan bir yazılı açıklama geldi. Onu da arkadaşlarım şimdi hazırlayacaklar. Fatih Özkan Ali Koç'u itmesiyle gündeme gelmişti. Ev hapsi savcılıktan konulmuştu kendisine. Kendisiyle herhangi bir şekilde iletişim sağlanamıyordu. Ve Fatih Özkan Göztepe Kulübü'nün web sitesinden resmi bir açıklama yaptı. Özür mü diledi? Yaptığının arkasında mı? Bunları da tabii ki birkaç dakika sonra sizlerle paylaşacağım. Bu arada Arda Turan'ın Eyüpspor'u coşuyor. 4-1 yaptı Bodrum karşısında. Farklı bir galibiyetle Arda Turan ve ekibi ilk galibiyetini almış oldu. Geçen hafta Arda Turan tabii kırmızı kart görmüştü maçta. Ve bugün maçı tabii tribünlerden izlemek durumunda kaldı ama oyuncuları Arda Hoca'nın eksikliğini pek hissettirmemiş gibi Bodrum'u 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Hatay Kasımpaşa maçı da 1-1 sona erdi. Ve Süper Lig'de ikinci haftada tamamlanmış oldu. Ayrıca Futbol Federasyonu bir jest yaparak Galatasaray'a, Trabzon'a, Beşiktaş'a Avrupa Kupaları maçları olan takımların bu haftaki lig maçlarını da erteledi. İyi mi kötü mü bunu da değerlendirelim. Tabii ki Fenerbahçeliler diyor o zaman bizim neden Lille maçı öncesi bizim maçımız ertelenmedi diye böyle bir tepkileri var. Selim abi nasılsın? İyiyim, eksik olma. Evet, gündem tabii Fenerbahçe'de bir yandan transferler, bir yandan Ali Koç, bir yandan Mourinho'nun düşük performansı. Nasıl bakıyorsun Futbol Federasyonu'nun maçlarını ertelemesiyle ilgili? Öncelikle Futbol Federasyonu'nu tebrik ediyorum. Doğru bir hareket yaptı. Doğru bir karar aldı. Tamam mı? İnşallah böyle hep devam ederler. İyi yoldalar. Yani bir seni rahatsız eden bir durum yok bununla ilgili. Yok. Niye olsun canım? İsteseydik, biz de şey isteseydik keşke. Yani iptal edin deseydik. Bizim maçı da dışarıda iptal ederler. Ama bu haksızlık. Bu haksızlık yani Fenerbahçe'nin şey tehir etmiyorsun. Cumartesi oynatıyorsun. Salı günü bir daha Avrupa şampiyonusun ki Lille ciddi bir takım yani. Fransa. Tamam ama. Ama şimdi orada sen ona vermiyorsun. Bu sefer burada Galatasaray'ın maçlarını diğer de Beşiktaş hepsini tatil ediyorsun. Olmaz. Anladım yani, ama. Vicdan, ya bu haksızlık abi. İstedi mi istemedi mi onu bilmiyorsun. Abicim istesin istemesin. O öyle yapıyorsa onu öyle yaptıysa bunları da anladın mı devam ettirecekti. Bitti. Ben sana kırgınım dünden. Hayırdır? İçimde kalmasın söyleyeyim. Söyle abicim. Çünkü dün konuşurken programda ben burada konuşurken Serhat Bey'le oradan sen kıvırma kıvırma diye bir laf atmışsın bana. Yok ben ya. Ben hayatımda hiç kimseye... Özür dilerim abi öyle bir şey hatırlamıyorum hiç ama... Hiç kimseye... Öyle bir şey söylediysem özür kırılma diliyorum. Kırılma diye bilmem ne katiyen laf etmem... Ama kendime özür de ettirmem abi, yani. Özür dilerim. Ya, onun için. Ya biraz daha Gökmen abi konuşmalarında. Çok üzüldüm yani. Biz seni çok seviyoruz. Çok ve üzüldüm. Biz özür diliyorum abi. Bu yolculukta hep beraber olmak istiyorum. Herhalde. Ama yani bazen hani ağzından sinirle, öfkeyle özellikle Adnan'a karşı biraz daha negatif bir tavır sergiliyorsun. Burada herkesin yorumu kendini bağlar. Ama en önemlisi kanalı bağlar buradaki yorumlar. O yüzden bizim... sokaktaki insanlar veya tribündeki insanlardan küçük de olsa bir farkımız olması lazım. Çünkü burada burası bir kahve ortamı, bir kıraathane değil. Doğru, yani doğru. Burada bizim
kelimeleri seçerken daha dikkatli olmamız gerekiyor. Türk Dil Kurumu'nun kelimelerine biraz daha bağlı kalmamız ve bunların ne anlama geldiğini daha iyi kavramamız gerekiyor. Rütbe sorumluyuz. En önemlisi bir kişi de izlese, 1 milyon kişi de izlese seyirciye karşı bir sorumluluğumuz var. Yani insan vay be ekran başında gece saat mesela bizim tekrarımızı izlerken veya canlı programı izlerken vay be Gökmen Özak bu lafı nasıl söylüyor ya koca Selim Soydan'a veya Adnan Aybaba'ya dedirtmememiz gerekiyor. Biz dışarıyla eleştiri yapabiliriz. Ali Koç'u, Dursun Özbey'i, işte Hasan Arat'ı, hocaları, Mourinho'yu herkes eleştirebiliriz. Ama eleştiri sınırını da açmamamız gerekiyor. Daha dikkatli olmamız gerekiyor. En azından biraz daha düşünüp bir es verip ben şimdi bir şey yapacağım ama evet doğru mu değil mi diye bir tartmamız gerekiyor. Buna lütfen özen gösterin. Yani tamam. İşte kıvırıyor, ediyor, ulan ya bunlar bizim tarzımız tamam, olan şeyler değil. Ya daha ne diyeyim ki yani? Tamam. Özür diliyorum. Tamam oğlum. Biraz tamam. Dikkatli olalım diye söylüyorum. Tamam ya. Tamam canım benim. Tamam. Bence güzel oldu. Selim abi de en azından çok üzüldüğüm üzülmüş, için söylüyor. Ben söylemem böyle bir şey yani. Ben de laf üstüne bindi. Duydum ama hemen farklı bir ama konu vardı. Ama öyle bir şey söyleyeceğimi senin tahmin etmemen lazım yani. Anladın mı? İşte ağzımdan kaçmıştır. İşte etmediğim sinirlenmişim. Güzel kardeşim. Yani. Etmediğin için zaten üzüldüm ben. Ben onu yoksa ben hayatımda yanımdaki tamam. Oturan kim olursa olsun en küçük hata yapmamak için her zaman çok dikkat ederim. Neden ederim? Tamam mı? Hakkım yok çünkü onu üzmeye. Tamam babacığım. Tekrar rica edeyim. Ederim. Yok tamam güzel rica oldu. Senden de Adnan'dan da tamam. Rica ederim. Evet Adnan sen nasıl değerlendiriyorsun Futbol Federasyonu'nun bu maçları ertelemesiyle ilgili kararını? Vallahi ben sana bir söyleyeyim. Bunu biz geçen sene biliyorsun bunun sıkıntılarını yaşadık. Fenerbahçe'nin bir maçı vardı iptal olmadı falan filan. Orada da bir sıkıntı evet. Oldu. Galatasaray müdahale oldu falan. Ve orada her şey karıştı. Yani ben federasyon bunu yapmalı. Önceden hissediyor. Doğru mu? Bunu böyle yapalım diyor. İyi ya da kötü tartışılır ama yapması gereken bu. Doğru yolda. Doğru yolda. Doğru yolda. Niye? Biz Avrupa'da yokuz abi. Avrupa'da bizim takımlar yok. Yani biz Avrupa'da başarılı olamıyoruz. Bir yere geliyoruz iniyoruz. Bir yere geliyoruz iniyoruz. Biz şu Avrupa'da bir türlü patlamayı yapamadık abi. Yapamıyoruz. Onun için ne lazım bize? Destek lazım. Federasyon da bu konuda tabii. Destek veriyor. Bu ne avantaj olabilir? Biz bir İngiliz takımı olsak böyle bir şey olmaz. Doğru. Bir Alman olsak olur mu? Bir Fransız, İspanya doğru. Olmaz. Çünkü bizdeki sistemde belli kadrolara sahibiz ama Avrupa'da bu gücü kaldıracak kadrolara sahip değiliz abi. Doğru. Ya bunu başaramıyoruz. Biz Avrupa ve içeride oynayamıyoruz. Avrupa içeri oynayamıyoruz. Ya biz bunu bir türlü yapamıyoruz. Ha zamanında bunu Galatasaray eski yıllarda, geçmiş yıllarında, 2000'li yıllarda Galatasaray bunu çok iyi yaptı. İyi yerlere de geldi. Kupayı aldı UEFA'da. Ama o sistem, o takım, o kadro o dönem öyleydi. Ama şimdi gidemiyoruz yani. Yol alamıyoruz. Yani Avrupa'da şey yol alamıyoruz yani. Bir de şu var yani teknik kapasitesi takımların yeterli olabilir ama güç 3 günde bir maç yani bir şey yapmıyor. Yani kaldırmıyor. Aynı şekilde kaldırmıyor abi. Bizim takımlar anladın mı? Güçten düşüyorlar. Oğlum. Tamam teknik olabilir ama güçlerini muhafaza edebilseler düşüyor. Anladın mı? Abi. Güçlerini tabii. Muhafaza edebilseler devam edecekler. Ama hem de sezon başı. Aynen abi. Her 3 günde bir maç. 3 günde bir lig maçı Avrupa. Lig maçı Avrupa. Geçen sene Galatasaray'ın ana şeyi Şampiyonlar Ligi'nde elenmesinin ana nedeni o. Yetmiyor abi. Hele o kuzey takımları falan sağda bir koşuyorlar da Allah'ım oldu. Ya, olacak ben her zaman ertelemeye karşıyım hele bu öylesine. Mesela Galatasaray Young Boys'ta oynayacak. Galatasaray Gaziantep maçı. Trabzon Kayseri maçı. Samsun Başakşehir maçlarının bu kadar zayıf rakipler karşısında ertelenmesini ben katılmıyorum. Yani doğru bulmuyorum. Yani bizim takımlarımızın bu kadar bal kaymak beslenmesi, bu kadar ayrıcalıklı olması ve bu kadar büyük paralar karşılığında bunları böyle pamuklara sararak bir şekilde işte çok yorgun anlayışla karşılayalım, bittiler, tükendiler. Ya. Daha bismillah ya. Ya iki tane daha lig maçı oynanmış. Anladım ama federasyonun tutumu burada. Tamam. Gayet şöyle kulüplere karşı sizin için iyi olacaksa abi yapayım barış demek. Adım atmış. O yani güzel şey yani. Doğru. Evet. Federasyon bu anlamda soruyor. Diyor ki abi. Başakşehir senin maçın var.
ertelemek ister misin? Trabzon, Beşiktaş ve Galatasaray. Şu anda yani Fenerbahçe'li maçı olmadığı için söylüyorum. Fener'e de bu hakkı tanıyacak ama. Tanıyacak. Ya, tanıyacak. Yani ben... Tanıması lazım. Yok yok, tanıyacak. Hani Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma maçı olur. Geçen seneki işte Galatasaray-Kopenhag maçı gibi olur. Tabii. Galatasaray kazanması durumunda çıkacaktır. O zaman dedim ki tamam, hani ligin işte ortalarına doğru gelmişiz. Çünkü aralığın ikinci haftasıydı. Olabilir ama daha... Ama Fenerbahçe il maçından önce kim oynadı? Yaz tatilinden yeni çıktılar. Hazırlık maçı yaptılar. Fenerbahçe il maçından önce kimle oynadı? Ligde mi? Gittik ya. Oynadık orada. Döndük. Lugano ile. Lugano. Yok yok, hayır. Biz Türkiye Ligi'nde kimle oynadı Fenerbahçe? Yani Lille maçı ilk Adana Demirspor maçıyla başladı. İlk Adana Demirspor maçı. Mesela orada Adana acaba başladı. Hani o da ertelenebilir miydi diye düşünüyorum. Mesela orada yani, Futbol Federasyonu bunu sordu mu? Bir hamle yapsaydı orada. Veya Fenerbahçe istedi mi? İstedi mi? Ha, bilmiyoruz. Bir belki, de istemesi var. Valla şu burada şimdi şöyle bir şey var. Yani Türk futbolunda yani transfer edilenler var. Takımda oynayanlar, oynamayanlar. Bizde güçlü bir performans yok. Bundan dolayı da yani Avrupa'da gittiğimiz zaman kesinlikle kimse başarı getireceğim diye söylüyorsa yalan söylüyor. Anladım. Yahut da inanmadığı için anladım. Aa, biz orada başarılı oluruz falan diyorlar. O kadar. Orada çıkıp da Avrupa'da gidip başarılı olamazsın. 3 günde bir yerli maç oynayacaksın. Sonra 3 günde bir Avrupa maçı oynayacaksın. Ondan sonra belli bir şeyden sonra bir sakatlıklar başladığı zaman, ki oluyor. Bizim Türkiye'de oluyor bu. Çünkü güç o kadar şey değil. Üst seviye değil. Doğru. Üst seviye gücün olur. De, sakatlıklar da erken iyileşir. Bak, ama öyle değil. Doğru söylüyor Gökmen. Bir şey daha ekleyeceğim buna. Biz mesela takımlarımızı Avrupa'ya göre kurmuyoruz. Geç kalıyoruz. Yani biz kadro olarak... Anamızın ligine göre bak, abi. Biz buraya kuruyoruz. Bak ben açık söyleyeyim. Biz yani biz Şampiyonlar Ligi'ne göre Selim abi, Serhat'cığım. Maalesef bu kadroları, bu sistemi bir türlü yıllarca oturtamadık. Bizde oyuncular transferin son günü uçaklarla gelir. Doğru mu? Taraftarlar gider. Bu oyuncuları alırız, adapte ederiz. Ha, bir takım vardır 3 yıldır aynı gider. Bir takım vardır 2 yıldır aynı gider. Ama bu 10 yılda, 15 yılda bir rastlar. Abi hala biz transfer yapıyoruz bak. Hala. E sen Şampiyonlar Ligi'ne Fenerbahçe katılmayacak mı? Katılacak. Biliyorsun. Beşiktaş Avrupa Kupası'na gidiyor. Doğru mu, katılacak? Biliyorsun. İşte Galatasaray Şampiyonlar Ligi elemesine gidecek falan. E bunları biliyorsun. Bunların planlamasını, bu transferleri adamlar sezon bitiyor. Avrupa Futbol Şampiyonası bitmeden. Belki orada biraz bizim takımlarımız biraz geriye düştü diye düşünelim hadi. Bu sene Avrupa Futbol Şampiyonası var. Doğru mu? Evet. Hani transferleri yapamadı. Ama takımlar bunları planlamasını Avrupa'da Aralık, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak'ta yapıyor. Ocak'ta bitiriyor. Hoca değişiyor, o geliyor, evet, bu gidiyor. Ya oğlum zaten i̇şte yeni oyuncular, sen yeni oyuncuları daha önceden, bir ay önceden takıma alıp adapte etmiyorsan, anladın mı? Yeni almışsın, bir hafta sonra evet, takıma sen koyuyorsun. İşte ne peynir, ne lanet, aynen ya, katılıyorum sana. Onu abi yani, şimdi orada sen bunu yapacaksın arkadaş. Sen bu planlamayı, çünkü neden? Bizde transferler hocalara bağlı. Kimsenin umurunda değil oğlum Avrupa falan. Yerli işte kovalıyorlar. Anamızın ligi. Ama abi o Avrupa, kadar. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Şampiyonluk mu dersin? Şampiyonlar Ligi'nde yarı final mi, çeyrek final mi? Ben derim ki şampiyon olmayalım. Avrupa'da yarı final, çeyrek final oynayalım. Mesela federasyon için bir şey daha söyleyeyim. Güzel bir laf daha edeceğim. Bakıyorum genç hakemleri koyuyorlar maçlara. Aa. Işte. Ve adamlar da manfak oluyor. Şaka değil yani seyrettiğim maçlarda. Hiç kimse de bir şey söyleyemiyor. Bravo Selim abi. O konuya da iyi değindin. Bak biz bu arada Ali Koç'un olayları falan oldu. Bunu atladık. O da bir cesaret yani. Bak abi. Yani ben mesela Beşiktaş Mehmet Yüz. Antalya maçının hakemini de çok beğendim. İşte onu Gepgen çocuk. Genç çocuk. Avukat aynen. Bir çocuk. 3-4 maç yönetti zaten, hiç de şey yok abi. Artı MHK'nin başlarında yani. Ferhat Günlü diyorsun. Ve Ahmet Şahin'e bak orada Ahmet Şahin. O da Ahmet Şahin. Selam da Ahmet Şahin tutarlı insan bunlar. Bunlar abi bu gençleri korudular. Abi güzel şey korudular. Yani. Bak 2-3 kişi bugün onlarla konuştum. Diyor ki abi genç hakem hiç olmazsa yaparsa hata daha iyi diyor, anladın mı? İnsanlar genç olduğu için kabulleniyor diyor. Doğru söylüyor. Mesela fahişe olarak iki haftada baktığımızda işte Galatasaray'ın Icardi ile penaltısı. Yani. Fenerbahçe'nin Osayi'yle kazandığı penaltı. Göztepe'nin attığı gol, verilmeyen gol. Yani bayağı olumsuz bir olmasına rağmen, yani yanlış düdükler ve yanlış var müdahaleler olmasına hiç rağmen kimse hücum hiç kimse hücum etmiyor. Neden? Çünkü bunu bir masumane hata olarak gençliğine veriyor. İşte. Bu bile bir aşama, önemli bir bak. Futbolumuz açısından güzellik yani. Bu olay bu abi. Niyeti. Niyet. Adam genç insanı koyuyor. Çıkardı şimdi.
İstediğin gibi idare et diyor. Niyet İyi idare ettin tamam al bir daha diyor. Bunu yapabiliyor. Ama öbürleri gibi kumpası değil. 3-5 hafta geçtikten sonra aynı hatalar olursa ana ki herkes birbirine girer yine. Abi bunlar yapsın. Niyetliği ben bunlar ama şimdi Adnan'cığım şöyle bir şey var. Eskisi gibi yalnız anladın mı? Yalnız yani. Yalnız 4 tane hakem var anladın mı? Ne var ne elektroniği var ne bilmem hiçbir şey yok. Öyle olsa tamam. Ama senin varın var bir daha abi. Şimdi öyle bir pozisyon, Serhat'ın dediği pozisyonlar her takıma oldu. Oldu evet. Her takım olacaktı, oldu. Şimdi şampiyonluk olacak. Kızıştığı zaman ikinci yarının ortalarına doğru falan olsa bunlar ne olacak? Herkes birbirini yiyecek abi. Hiçbir şey olmaz. Neden biliyor musun? Bence Halil Umut Meneller olmasın. Bak ben direkt bunu söylüyorum sana. Zekeri Alp döneminde işte Selim abi de vardı. Doğru mu? Herkes gibi bak, senin gibi olumlu düşünmez. Ama, yöneticiler bak, kurban olayım. Şimdi bir şey diyeceğim sana abi. Zaten biz burada kaybediyoruz işte. Yok. Sen doğru söylüyorsun. Ben sana başka bir şey anlatmak istiyorum. Başka bir pencere. Biz Zekeri abi zamanında doğru mu Selim doğru. abi? Sen de o zaman birlikteydiniz. Doğru. Zekeri abi genç bu Ahmet Şahin falan hep birlikte o zaman yönetimindeydi. O zamanlar bu genç oyuncuları kazandırmak istediler Türk hakemliğine. Tabii. Fakat öyle bir organizasyon ve çete var ki buna müsaade etmiyorlar abi. Yani burada orada federasyon düştü işte. Ah bak federasyon düştü. Yani Nihat abi abi kaşarları zaten kaşarların aldığı para yetmediği için ne diyorsunuz siz onu? İddia var ya. Bahis var. Bahisler falan abi oralardan oynuyor. Oralardan yüksek para kazanıyorlar abi. Ya sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi onu söylemeden önce şu son dakika gelişmesini de verelim. İzmir'de olay çıkartan Ali Koç'u iten Fatih Özkan ne dedi diye şimdi Telegol'de diye o yazılı açıklamayı verelim. Sonra da Fatih Özkan'a bir bağlanmaya çalışalım. Kendisi evet bu açıklama tamamen bana aittir diye yazışıyoruz şu anda. Bir son dakika olarak onu verebilirsek ben de açıklamalarını okuyayım. Alt başlıkta sevgili Savaş tamam onu da verelim ben bekleyeyim. Evet, Fatih Özkan kimdir? Göztepe Kulübü'nün tribünlerden sorumlu çalışanı. Ve bunu ilk defa telegol farkıyla göreceksiniz. İzmir'deki bizim Fatih Şendil'e de teşekkür ederim. Bana bu açıklamayı gönderdiği için. Ben de şimdi Fatih Özkan bu Ali Koç'u iten o beyaz tişörtlü arkadaş. 17 Ağustos 2024 tarihinde futbolumuzun iki güzide kulübü arasında oynanan müsabaka sırasında meydana gelen ve hali hazırda kamuoyunu meşgul etmeye devam eden menfur olayın bir tarafı olarak yaşanan bu olay nedeniyle son derece üzgün olduğumun bilinmesini isterim. Kamuoyunun bu olay nedeniyle daha fazla meşgul edilmemesi, her iki güzide kulübe gönül vermiş taraftarların yıpratılmaması için başta tüm kamuoyu olmak üzere mensup olduğum Göztepe Spor Kulübü, kulübümüzün onursal başkanı Mehmet Sepil, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile tüm Fenerbahçe camiasından özür dilediğimi kamuoyuna saygıyla bildiririm Fatih Özkan. Yani en azından bir hafifletici neden var Fatih Özkan. Keşke yapmasaydım bunu ama 48 saat geçmiş. Sonuçta Göztepe Kulübü'nde buradaki yaklaşımından dolayı tebrik etmek lazım. Bunu kaleme almışlar ve Fatih Özkan imzasıyla bir özür vermişler. Selim abi ne derece sizin açınızdan geçerli? Çok kabul iyi. Eder misiniz? Yoksa? %100 ederim, şöyle ederim. Yani bunda eğer geç kalsa idi, eğer federasyon da kalkıp bunu kale almasa idi, daha zor şeylerle karşı karşıya kalırlardı. Aferin arkadaşa. Yani diyor ki ben bir hata yaptım. Bu hata için özür diliyorum evet. dedi. O da bir büyüklüktür arkadaşlar. Keşke tabii yapmasaydı ama keşkilerle de hayat olmuyor. Diye. Yapmış artık. Abi yani yaptıktan ben sana sonra. Söyleyeyim mi? Şimdi Fatih Özkan tamam mı? Burada bu tip arkadaşlarımız maalesef kullanılıyor. Ben size söyleyeyim. Bu arkadaş kullanıldığını hissetti. Vicdan azabı duydu. Yani bu arkadaş dün de buna biz de ağır burada laflar etmiş olabiliriz. Kullanıldığını hissetti. Vicdan İnsan gece vicdanı rahatsızsa sabaha kadar uyuyamaz. Tabii uyuyamıyor. Şimdi o bu yaptığı vicdanla baş başa kaldı ve kullanıldığını hissetti. Yani bunu birileri orada bu organizasyonun içinde kullandı. Bu masumane biri değil. Ama şu açıklamasıyla kullanıldığını özür dileyerek. Açıklama federasyon içinde çok iyi oldu. İşte onu diyorum Selim abi. Suçlu ortaya çıktı en azından. Bu ne yaptı şimdi ne diyor?
özür diliyor. Ha bunu keşke ülkede herkes yaptığı hatadan sonra özür dilese, yaptığı hatadan sonra istifa etse, yaptığı hatadan sonra koltuğu bıraksa. Tabii. Doğru mu? Ülkede bunu bu arkadaş yaptı. Yaptı bu konudan dolayı bravo. Bak özür dilediğinden dolayı. Ama onun dışında yaptığı işler hiç de uygun ve hoş işler olmadı. Nihat abi federasyonu 15 dakikada bıraktı. Abi 15 Nihat dakika değil tarih verme bilmem ne yapma. Ben bırakıyorum dedi bıraktı. Tamam abi eski federasyon başında 2 yılda bıraktı bir sıkıntı yok. Adamlık. Yine 15 gün bıraktı. Fatih Özkan sana da tabii geçmiş olsun. Yaptığın hoş fiildi. Kötü bir davranış olarak tabii ki tarihte yerini alacak ama en azından olay soğumadan özür dilemen de tabii çok iyi oldu. Bir inceliktir. Göztepe Kulübü de Mehmet Sepil de bu işte rol aldıysa ona da en azından şimdi, bir teşekkür edelim. Ali Bey tabii ki davacı veya şikayetçi olacaktır. Olmuş. Olmuş. Hani olmuş. Yok, devam edecektir bu şikayetinden. Ama en azından bu işin şu noktada bile bir nebze olsun tatlıya bağlanması güzel. Tabii tabii. Bir şey mi söyleyecek? Yok tamam Gökmen abi. Yok söyle sen bir şey. Şimdi bu olay bazı şeyleri tetikledi aslında. Bu olay mesela Ali Koç'u tetikledi. Ali Koç bugün Ankara'ya gitti. Doğru mu? Bu olaylar üstüne belli ki bir yerlerde tıkandı ve çıkamıyor. Olabilir. Kulüp başı o da insan abi. Baskılardan çıkamıyor, hareketlerden çıkamıyor, organizasyonlardan çıkamıyor. Bugün gitti Ankara'ya. Ankara Sayın Devlet Bahçeli ziyaret etti. Doğru mu? Sayın Özgür Özel'i ziyaret etti. Ve Sayın İçişleri Bakanımız görüntülerde geliyor şu anda. Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti. Bak abi bir şey söyleyeceğim. Bu şu demek. Yani bizim durumumuz vahim. İşin içinden çıkamıyoruz değil mi? Fenerbahçe kulübü olarak ve ben başkan olarak ve yönetim kurulu arkadaşlarımız biz cami olarak tıkandık. Sizden yardım istiyoruz demektir bu. Bir de bu işin arkasından yani Ali Koç'un arkasından iş çevirenler içinde bak şu görüntüler müthiş bir tokattır. Tabii canım. Şimdi şu Devlet Bey benim hemşehrim ben Osmaniyeliyim. Kendisi de Osmaniyeli. Benim siyasetle işim olmaz ama bak açık söyleyeyim. Ama benim hemşehrim abi ikimiz de Osmaniyeliyiz. Benim baba dostumdur. Dede dostumdur Devlet Bey. Salih Bahçeli benim dedem Ökkeşay Baba'nın dostudur. Fransız cephanelerini patlatmaya gitmişlerdir. Kurtuluş Savaşı'nda Kuvayi Milliyoci olarak. O zamanlar oradan dostumuzdur. Dostum. Ne güzel bir şey. Tabii Fransız şeyini cephanelerini patlatmayla tabii yakalanıyorlar neyse. Sonrası güzel bir hikaye. Bunu ileriki günlerde anlatırız. Çok gitmeyelim. Ama Devlet Bey eğer Sayın Ali Koç'la minibüsüne kadar geliyorsa, iniyorsa bu müthiş bir şey yani. Müthiş bir nezaket. Geçen hafta da Cumhurbaşkanımızı ziyaret evet etmişti. Bugün Özgür Özel'i CHP onu ziyaret etti. Evet. O da o görüntüler de ekrana geliyor. Tabii. Şimdi Cumhurbaşkanımıza gitmesi burada oldu o biliyorsun. Doğru mu? Evet. Onda da burada toplantı oldu. O da çok önemli bir mesaj. Ama burada şunu demek istiyorum. Devlet Bey'in minibüse kadar inmesi Ali Koç'un bir nezaket devlet adamı olarak. Tabii çok. Yani bu bir nezaket onu demek istiyorum. Onu anlatmak istiyorum. Tabii ki biz burada Sayın Cumhurbaşkanımıza da her zaman futbolun içinde yardım tabii desteği tabii var. Özgür Özel Bey de doğru mu? Şimdi bütün şöyle yani orada şey oraya yapıyoruz kadar götürmesi koca Fenerbahçe Kulübü Başkanı abi. Anladım ama Ali Koç bunun farkında değil. Öyle bir hareket yapıyor ki yani yaramaz çocuklar gibi abi. Yok be Gökben. Öyle abi be lütfen ya. Kurban olayım ya. Yaramaz çocuklar gibi abi. Hiç bir türlü ya ne söylesen kendine getiremiyorsun adamı ya. Ama şimdi tamam Gökben abi şimdi yeni bir sezon başlamış. Evet evet. Yaptıkları stada girmesi, taraftan hakkını araması baktığında şekil olarak doğru değil. Keşke ben bütün bunu farklı olay platformlarda. Serhat'cığım dün akşam ben dünkü ama maçta olan değil. Ben genel anlatıyorum. Tamam. İki senelik periyotta neler yapıldı, neler ben etti. Ben bu görüntüyü yorumlayayım. Ben bir şey kalkıp dün akşam da burada konuştuk zaten. Şey, yani şimdi bak, geçmişine girersek bu işten çıkamayız. Serhat'cığım. Ben Ali'yi yani bizim umarım kucaklayıcı olmamız lazım abi. Gelecekte doğru senin gibi düşünürler. Bak, umarım. Bak, düşünecekler umarım, merak etme. Umarım. Ali Koç'un şu fotoğrafı ki ben Ali Yerlikaya İçişleri Bakanımızı biliyorsun doğru mu? Göreve geldiğin günden beri her gün burada söylüyorum. Doğru. Fevkalade bir adam. He? Evet. Fevkalade doğru bir bakan. Keşke her bakanımız Ali Yerlikaya gibi olsa. Neden? İnsanların vicdanları yaralı. Adaletsizlik var. Onları her ölçüde ilgileniyor ve kapatıyor. Abi bak bir arkadaşım var emrinde çalışıyor. 18 saat uyumuyormuş. İstanbul valisi he de öyleydi. İstanbul'dayken evet öyleydi. Bak, 18 saat uyumuyormuş günde.
Bunlar önemli şeyler. 18 saat uyumuyor. Uyumuyor. E uyumayacak tamam. 6 saat uyuyor işte. Ama ya, yeter. Ya ülkesi için çalışıyor abi. Yani güzel bir şey tabii ya, ki yani. 22 saat değil ya. Sen 24 saat uyumuyor diyeceksin de. Hani dedim ki. Ya 18 saat uyumuyor. Ya işte belki 4 saat, 5 saat uyuyor. Deliksiz uyumuyorsa yeterli ya, olur. Şansan. Bence en verimli zaman akşam 11 ile tamam. 4 arasındaki o zaman. O da öyledir zaten. Öyle tamam, onu uyuyorsa demek ki sağlıklıdır. Sen problem, bu işleri biliyor uyku saatleri. Problem yoktur. Yani şunu demek istedim. Şimdi burada Sayın Ali Koç'un mesela Özgür Özel Bey'di. O da. Doğru mu? Çok önemli bir. Bizim büyüklerimiz bunlar. Biz hepsine saygı duyuyoruz. Tabii, biz spor tabii. insanları, spor adam. Gelin abicim el ele verin. Sayın Cumhurbaşkanımız, muhalefet. O bu önemli değil. Ne önemli? Futbol. Futbol önemli abi. Kurtarın şu futbolumuzu, yardım edin arkadaş. Demek bir yerde bir şey var. Kötüler var. Bu işte olmaz mı ya? Nemalananlar var. Yalan şirketleri var. He? Yalan gidip söylüyorlar. Bir şeyler kendilerine çıkarıyorlar. Ben bunları anlamıyorum ya. Yani Tayyip Bey'in bazı şeylerden tamam mı? Haberi olmuyor, neden olmuyor biliyor musun? Yanındaki insanların yanlış şeyler söylediğinden. Yoksa hiçbirini Tayyip Bey zaten sana şöyle söyleyeyim. Uyutmuyor zaten. Her akşam. Abi Tayyip Bey senin dostun. Ben onu bilmem. Bilmiyorum. Akşam. Dostun olmuş. 3'te 4'te de açar. 5'e çeyrek kaldı telefon açar. Bunu yap, şunu yap, bunlar diyen bir insan, anladın mı? Ama o da inanıyor etrafa. Bir şey söylüyorlar, acaba doğru mu diyor kendi kendine. Yani hiç onunla asla konuşamayacak insanlar, anladın mı? O sağda, efendim o bunu dedi, o bunu istemiyor, o bunu ya böyle şey yok arkadaş ya. Vallahi billahi yok ya. Peki bu bölümü de geçtik. Fatih Özkan özür diledi. Onu da biz en azından kendi stüdyomuz içinde yorumcularımızda kabul gördü bu özrü. Tabii ki Fenerbahçe Kulübü'nden şikayeti geri çekerler mi veya bu konuda Mehmet Sepil'in Ali Koç'u arayıp bence bir geçmiş olsun dileğinde bulunması önemli. Dursun Özbey'in yine bir adım atıp geçen seneki olayları unutup yeni bir sayfa açmak adına her şeye rağmen Kulüpler Birliği Başkanı'dır. Ali Koç'a bir geçmiş olsun dileği iletebilir. Yani futbolumuza biz bunları da görmek istiyoruz değil mi artık bu yıl? Abi ben yani kavga nereye kadar ya? Yani ya marka değeri zaten yerli bir olmuş. Biz kavga anlatmayalım. Biz şu takım çok iyi oynadı. Bu oyuncu ne güzel gol attı. Yani, hocanın taktiği yanlış ya doğruydu. Evet. Biz onları anlatalım arkadaş. Evet. Ya kulübün içindeki birkaç tane yani yönetici yahut da ne bir başkan yöneticiler falan. Öyle bir tavır takınıyorlar ki hepsi var. Yalnız yani hani Ali Koç yaptı da bilmem falan. Geçmişten bugüne doğru geliyor. Devamlı. İnsanlar yani milyonlarca taraftarı var bunların tabii, ya. Doğru. Sen orada bir kelime söylediğin zaman yahut da bunda kin, nefret, öfke varsa o 25 milyonu etkiliyor abi. Etkiliyor tabii ya. Dinliyor olumsuz, adam. Aynen ya. Öyle. Olumsuz yönde etkiliyor. Bunu devamlı söylediğin zaman ne oluyor? Birikiyor. En sonunda onlar da patlıyorlar. Doğru. Yani burada her zaman orada kulübün başkanları yani milyonlarca taraftarı olan kulübün başkanları her zaman sağ şeyli olması lazım abi. Sağduyulu olması lazım. Söylediği şeyler hani kimseye değil. Kendi nedir? Evet. Yanlış kendi tamam. Bunları kendi içinde halletmek zorundalar. Yoksa başka türlü dışarı saldırarak bir yere varman mümkün değil abi. Doğru mümkün değil. Fatih Özkan bak bir özrünü koyduk. Bunu belki de televizyonlarda ilk defa biz derdik. Hiç vermeyebilirdik ve sana bu konuda tepkimizi daha da fazla yüksek sesle dile getirebilirdik. Ama senden de rica ediyorum en azından bu özrü canlı yayında da dile getirmen senin açından da bundan sonraki yaşantın ve ailen açısından da çok daha iyi olur. En azından sokakta özür dilemişsin. İnsanlardan daha az reaksiyon veya daha az tepki görebilirsin. Belki de hiç görmezsin. O yüzden senden bir konuda ricada bulunuyorum. Arıyorum. Lütfen açıp canlı yayında da en azından dilin döndüğünce yaşanan olaylara çok girmeden şu anki duygu ve davranışlarınla bu özrü dile getirmeni bekliyorum. O yüzden arıyorum. Açarsan sevinirim. Artık bizim için de bu olay kapandı. Kapanmak üzere. Bitti. Biz de sana bu konuda en azından bir söz hakkı verelim.
Ve sen bu özrü canlı yayında kendi ağzına. Çünkü bu açıklamaların sana ait olmadığı, fake olduğuna dair de iddialar var. Sen de canlı yayında kendini bu anlamda, evet bu açıklamalar bana ait, bir yanlış yaptım. O günkü o andaki duygu atmosferiyle veya 2-0'ın vermiş olduğu üzüntüyle böyle bir yanlışın içine girdim deyip bunu toparlayabilirsin. Biz de sana bu konuda yardımcı olmak istiyoruz. O yüzden senden ricam telefonunu şu bölüm içinde açman ve bu sözleri, bu yazılı açıklamayı sözlü olarak dile getirmeni rica ediyorum. Erdemliktir ya, evet. Bu. Bak burada Selim abi, Gökmen abi. Erdemlik, bundan daha güzel Adnan bir şey olur mu? Abin de bu konuda sana yardımcı olacak. Ben de olacağım. Kalkıp da seni burada daha fazla hırpalayıp vay utanmaz, neden bunu yaptın, sen holigansın diyecek halimiz yok. Olay artık kapandı zaten. Örnek bir hareket, evet, yapacak onu söylemekle. Bak burada bir de biz burada bir hatalı sözler söylemişiz. Herkes birbirinden özür diliyor. Aynen. Sen yani de kalktı özür diledin. Kavganın yani. Erdemlik yani. Hakaret ya. Kimseye faydası yok. Ya en azından özür dileyen biri var yani şu anda. Hayır, bu biz burada da var. Gökmen sen o boş ver. Şimdi yani en azından özür yaptığı işten dolayı bir insan özür diliyor. Bizde çok olmaz biliyorsunuz bunlar değil mi? Bir de üstüne çıkar. He? Şöyle yaptım, böyle yaptım diye. En azından özür dileyen birini bulduk. Kolum iyi oldu yani. Falan der. Evet, en azından bir Fatih Özkan. Ben aklıyım der ya. Bir de ya helal olsun, özür dilemiş adam. Dilemiş herhalde. Ya, birisi özür diledi. Bizim için de artık. Önümüze bakacağız abi. Önümüze bakalım. Tabii. Fenerler'de mutlaka bir şekilde bu olayı unuturlar. Çünkü onlar da artık sahanın içinde kalması gerekiyor. Mourinho'nun performansı şu anda kırık değil mi Selim abi? Kırık. Ha, çok hani ilerisi için de umut vermiyor. Bir biz en azından bir Almanya'ya uzanalım mı Yılmaz Vural'a? Tabii. Biraz hocam, sağın dinleyelim. İçinde kalalım mı? Kalalım. Bence de. Ben sağın çok içinde değil, biraz sağ geçer, içinde kalalım. Abi şunu silebilir miyim? Tabii tabii. Şöyle hemen. Dur dur, ben sana şey... Tamam bileyim. Tamam. Bravo Selim abi. Nereden gördün onu? Temiz bir sayfa açalım biz de, değil bak, mi? Bak temiz tabii, sayfa açtı şimdi. Sevgili Yılmaz hocam nasılsın? Almanya'da sevgili abi, hocam. Ancak ses geliyor. Evet. İyi akşamlar dilerim. Hoş geldin hocam. Vay, hocama bak, beyazları çekmiş. Güzel gözüküyorum dedim size. Güzelsin, güzel. Saçları da jilet gibi saçlar. Vay vay vay. Vay hocam be. Yıkılıyor ya. İnek yaladı inek. Hocam ne oldu sana, Almanya'ya gittiğinden beri değişmişsin hakikaten. Yaradı sana Almanya'ya bakıyorum. Ya bu değişmesin derken... Ay öyle değil mi? Yeriyor mu? Yeriyor musun, övüyor musun? Övüyor. Ama övüyorum hocam. Bu işler karışık. Övüyorum. Hocam ama bu kirli sakalla falan biraz şeyi andırmışsın. Mourinho'yu andırıyorsun. Yok. Yapma be. Ya abi ne adam? Keşke yani. Keşke Mourinho kadar başarılı bir Avrupa'da tabii. Ya adamın hale getirdik be. Vallahi helal olsun bize ya. O da bitti. Onu da bitiririz hocam biz. Hocam adam var ya. Diyor ki, adam diyordur ya, ben nereye geldim ya? Bu nedir diye. Daha ikinci haftada beni tepe koydular diye. Hocam ya, sen geldim, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Mourinho 10 tane takım değişti. 10 tane takım çalıştırmış Avrupa'da. Sen kaç tane çalıştırmış? 28 evet, tane mi ne? Öyle mi? Abi 31 abi. 31. 31 takım. Sen ondan büyüksün ya. Koçum benim. Ya takım çalışma sayısı anlamında doğrudur tabii yani. Ya bir yerde bir yerde. Hocam peki abi yani. Bir şey söyleyeceğim. Mourinho tazminat alma rekortmeni. Senin peki ayrıldığın kulüplerden veya gönderdiğin kulüplerden bugüne kadar hiç aldığın tazminat oldu mu? Yok. Çünkü bir de şöyle bir durum var. Biz tabii bu çarkın içinde olduğumuz için adım bir kulüpleri mahkemeye veren hoca olarak çıkarsa hemen kulüplerin hafızasına giriyorsun, kara listeye. Yani kardeşim alacağımız var. Alacaklı olup da dünyada borçlu oldu, alacaklı olup da suçlu olan birisi olur mu ya? Öyle bir şey olmaz yani. Bizim memleket böyle maalesef. Yani biraz paradan bahsediyoruz. Vay bu çok maddeci paracı. Öteki türlü de işte delikanlı olarak ölürsünüz yani. Bak hocam, Mourinho 2007'de Chelsea'den 18 milyon pound. 2013'te Real Madrid'den 17 milyon pound.
2015'te maşallah. Chelsea'den tekrar 12,5 milyon pound. 2018'de evet. United'dan 17 milyon pound. 2021'de Tottenham'dan evet. 18 milyon. Ve maşallah. Roma'dan da en son 3 milyon euro. Yani toplamını söylersem 81 kaç herhalde 80 yani şu ya. Ana Türkiye'nin en zengin iş adamları arasında yer alır. Ya muazzam bir rakam ya. Bak hocam. Tabii ki toplam 85,5 milyon pound almış ya. Ya bunu 4'le çarp. Oy öyle bak. 90 yani 3,5 milyar gibi falan. Evet 3,5 milyar mı diyor yani? Gibi. Hesaplayamazsın. Makine hesaplayamazsın ya. Makinede yok. 3,5 milyar lira ya. Böyle ya, bir şey var mı hocam? Sadece ya. Adamın tazminatlardan aldığı para. Sen ne kadar aldın? Evet, 500 bin euro almamışsındır. Yok yok. Hemen hemen sıfır. Çünkü araya bir kıramayacağımız biri girer. İşte bak bu alemin içindeyiz. Kulübünden. Hakikaten bu kulüplerin de şikayet nesini alacak? Kimsenin bir şeysi yok ki bari. Hold. Yani şimdi tabii Fenerbahçe'den ayrılırken 18 milyon euro ödeyebilir miyiz ona ya? 3-700 efendim milyon. Bir dakika. Bizde problem bizde problem çıkar yani. Öyle bir parayı ödeyemez kulüpler. Ne olacak bu sefer? Transfer yasakları, puan silmeler falan filan. Yani tabii ki biz şunun hala farkında değiliz. Futbol bir eğlence ama yöneticilik yapmak da gerçekten diyorum. Hep onları eleştiriyoruz ama olmayan bir şeyi yönetmeye çalışıyorlar da. Dolayısıyla kulüplerin kendi ayakları üstünde duracak hale getiremezsek, bu taşıma suyuyla değil mi bu kadar dönüyor. Birikiyor, birikiyor, birikiyor. Şimdi Ali Koç ayrılsa Fenerbahçe'den ne olacak Fenerbahçe'nin hali? Herhalde yani, şeyler şu. Bak, hayatta, hayatta çok barışık olan bir insanın bu kadar rahat, bu kadar güzel şeyler söylemesi ne kadar iyi bir şey arkadaş. Hoşuma gidiyor konuştukları. Evet. Çok rahat. Barışık. Ya Almanya'da biz beraberdik işte. Hiçbir problemi olmayan. Tabii tabii hocam. Rahat konuşan, doğruyu söyleyen, iyisi bu olabilir. Şöyle bir işte bu insanlardan faydalanalım. Ayıptı ya bu. Ya ben Almanya'da işte beraberdim. Portekiz maçında sonrasında işte yemek yemeye gittik hocayla falan. Yaklaşık bir 4 saat beraber geçirdik. Oğlu vardı. Talat vardı bizim papatya Göztepe'li yanında bayağı önemli spor adamları vardı. Ya hocaya sevgi inanılır gibi değil. Ama yani bugün Montella Beyoğlu'nda yürüsün. Yılmaz Vural Beyoğlu'nda yürüsün. Yemin ediyorum sana hocanın peşinde 10 bin kişi gelir. Montella'yı aa bu adam Montella'ya benziyor falan deyip belki 10 kişiden bir kişi Montella'yı tanır. Ya omuzlar, bak net söylüyorum ya. Omuzlarda taşırlar oğlum. İkinize de şapka takalım hep. Beyoğlu'nda çıkartalım. Montella'dan kaç kişi fotoğraf çektirir imza alır. Senden kaç kişi fotoğraf çektirir imza alır. Yapalım abi bunu. O da biliyor. O da biliyor onun cevabını. Hem de çok iyi biliyor. Ya böyle onun bir şey yok öyle abi. Olduğu için bu kadar rahat zaten. Helal olsun kardeşim. Abi, abi hocayla yalnız abi. Yemek yemek çok tehlikeli. Hocaya bir ikram geliyor. Bir kebap, bir tatlı. Ya böyle bir şey yok ya hocanın yanında. Obez olmamak mümkün değil yani. Hocam biraz ne yapacağız? Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ya biz de tabii ki bunun farkına ne zaman varacağız? Futbol bir entertainment yani bir eğlencedir. Ben bu işi bu tarafına yapıyor olduk vermeye çalıştım. Çünkü insanlar hafta sonu gelip relax olup evlerine dönecekler. Bir sosyal boyutu var bu iş için. Yani 22 delikanlı topun peşinden koşuyor da çıkarlamıyor. Diğerleri deli dana gibi bağırıyor demek yanlış olur. Niye? Buraya profesör geliyor, holding sahibi geliyor, doçent geliyor, doktor geliyor. Yani toplumun her kesiminden insanlar hafta sonu birlikte davranıp, kendi kimliklerini dışarıda bırakıp hep beraber bir takım için birlikte duyguları geliştiriyorlar. Yani böyle güzel bir şeyi bakın yok işte Ali Koç'u arkadan biri itiyor, öbürü niye girdi diyor. Ya bunlar bu konuşacak futbol mu ya? Niye bu maç böyle bitti? Bunun teknik analizine ne yapılır falan diye konuşan yok. Ve en son zamanlar YouTube kanalı, sen de YouTube kanalı var. Herkesin artık oldu kendi televizyonu. Dolayısıyla 2500'e yakın YouTube kanalı açılmış. Yani futboldan o kadar çok insan öyle veya böyle nevalanıyor ki ama bunun karşında kimse bir şey katmıyor ya. Yani tamam hep eleştiriyoruz da ne yapmamız gerektiğini biraz da konuşsak. Nasıl olursa.
Yani biz bu rekabetin içinde olacaksak bugün dünya nüfusunda 19. sıradayız 85 milyonda. 200 küsür tane devlette. Ve bu kadar genç dinamizmi olan bir ülkeyi 7-17 yaşında 21 milyon çocuğumuz okullara giderken bu kadar çocuğu doğru eğitseniz, bakın Türkiye'nin tek sorunu var eğitilmemektir. Eğitilmememiş bir insanlarız biz. Vatandaşlığı bilmiyoruz, ülkenin ne olduğunu bilmiyoruz. Yalnızca böyle farklı duygularla bir sürü yanlış yapan arkadaşın derdini yanlış yapmayanlar çekiyor. Yani böyle bir ülkedeyiz maalesef. Ama inşallah düzelsin diye bekliyoruz. Yani bizim sıkıştığımız zaman hemen yukarıya devrediyoruz. İnşallah maşallahlar. Olmaz mı yani? Hepimizin aklı var, fikri var, zikri var. Bu kadar zor bir şey değil ki bu işi yönetmek, idare etmek, ekonomisini oluşturmak. Bu kadar zor değil ya. Ama niye? Birkaç insan mutlu olsun diye yapıyoruz bu işi. Hepimizi kullanıyorlar. Sizce, bizi, onu. Yani bunun farkında bile değiliz ya ne olduğunu. Yani üzüldüğüm bir konu var. Eğer Allah ömür verirse yani görmeden gideceğiz bu dünyadan ya şu işin düzeldiğini. Bu kadar zor mu bu ya? Bakın biz kimle yarışıyoruz? İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya neyse. Ya 5 büyük Avrupa ülkesiyle yarışacaksan, Şampiyonlar Ligi'nde yol almak istiyorsan bunların yaptığını yap kardeşim. Bu kadar basit yani. Ne yapıyorlarsa delegasyonundan, federasyon seçiminden, kimin yöneteceğinden yani her şeyi yapabilirsin. Allah Allah'tan. Ya Türkiye ayıp değil ki. Medeni kanunu İsviçre'den aldık, ceza kanunu İtalya'dan aldık, bilmem ne kanunu Almanya'dan aldık da biz kurduk bu ülkeyi. Yani ne oluyor şimdi? Futbolunda ne inatlaşıyoruz yani? Kafamıza göre bir yol bulmaya çalışıyoruz. Hocam futbolu tabii, değil de kurban olayım bir. Hakemleri aldık ipe devamlı idam ediyoruz ya. Hakem. Evet, Türk futbolunda futbol konuşulmuyor. Kötü futbol, yanlış transferler konuşulmuyor. Hakem de hakem. Sana çaldı, evet. Bana çalmadı. Evet. Devamlı kavga. Nasıl işte, nasıl ilerleyeceğiz kimse bilmiyorum ben de. Ben abi hiç kimse demiyor ki biz ne yapıyoruz. Aynen. Tamam hakem. Yani hakem de bizden biri ya. Hepimizin yanlış yaptığı gibi. Evet. Futbolcu da yanlış yapıyor, hakem de yapıyor, antrenör de yapıyor, yöneten de yapıyor. Aynen. Doğru yapan yok ki. Diğerleri sütten yani, çıkmış akıllı. Kaşık yalnız hakemler hatalı. Olacak şey değil ya. Bakın Selim abi, Gökmen abi sen çok iyi hatırlarsın ya. Ben çocuktum. Dolmabahçe stadına babam maça götürürdü 7 yaşında falan 60'lı seneler. Galatasaray Fenerbahçe işte cumartesi pazar önündeydi maçlar hatırladığım kadarıyla. İzmir'den Ankara'dan takımlar geliyor Fener Galatasaray Beşiktaş. Ve gidiyorduk maça. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş seyircileri karışık seyrederdi. Evet. Adamların bir tek protestoları ıslıktı. O kadar. Ve şu tezahüratı yaparlar. Bir baba hindi, ondan indi, buna bindi. Ve maçtan sonra birbirleriyle dalga geçerlerdi, eğlenirlerdi. Herkes bile oynayan çıkardı. Ve herkes takım elbise, kravat, elinde şemsiye, çocukları pırıl pırıl giymiş. Ya bu durumdan bakın o günkü Galatasaray, Amigos'un ismi Karınca Ezmez Şevki'ydi ya. Bunun her tarafı şiddet olsa ne olur ya. Yani böyle bir ülke daha yukarı gideceğine, daha geri gitti. Bakın bunu yani futbol statları Türkiye'nin sosyal yapısının bir örneğidir. Ve olay sıkıntıya girdikçe, sosyal olay sıkıntıya girdikçe, ekonomi sıkıntıya girdikçe insanlar artık gerginliklerini bu sefer burada dışa vurmak ihtiyacı hissetmeye başladılar. Bir çarşı konusunu hatırlayın ya Beşiktaş'ın. Yani seyirciliğin dışında artık sosyal olayların içine girmeye çalışan ve problem olmaya çalışan bir grup haline geldi neredeyse oldu diye bakıldı. Yani futbol böyle bir oyun. Biz bu oyunu çok şaka tarafına bakıyoruz. Çok ciddi bir oyun bu. Çünkü toplumu bununla idare ediyorsunuz. Toplumun enerjisini burada dışarı çıkarıyorsunuz. Yani yalnız hayatta para kazanmak, kariyer yapmak değil ki ya, bir eğleneceğiniz bir alan olması gerekiyor. Ve Türkiye gibi bir ülke maalesef futbolu çok kötü kullanıyor. Ve başına iş alacak yani. Başına iş alacak yani. Bu kadar kötü kullanamazsınız böyle güzel bir olayı. Yılmaz Hocam. Yani bugün İngiliz... Evet. Yani biraz takımlara da... Şimdi tabii çok toplumsal olaylardan bahsediyoruz. Türk sporunu kurtarma veya futbolu kalkındırma için. Hazır hani Mourinho'nun tazminatlarından başlamıştık. Mourinho'nun peki futbol anlayışı Chelsea'de zirvedeydi. Daha doğrusu Porto ile başladı. Şampiyonlar Ligi. Sonra hatta bu takımdan hiçbir şey olmaz denilen Inter'de orada Messi'li Barcelona'ya yarı finalde yenip sonra şampiyon olan bir Inter Mourinho var. Chelsea'de önemli başarıları var.
Sonra Abramovich'te araları bozuldu. Gitti geldi. Real Madrid'de yine belli başarılar elde etti. Ama işte son dönemde Tottenham, Roma gibi biraz daha alt profilli, daha düşük profilli takımlar ve nihayetinde ben Arabistan'a kesin gider derken ve Amerika'ya Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmiş bir Mourinho var. Ve bugün ikinci hafta daha geride kalmış. Mourinho'nun ne oynattığından insanlar mutlu değil, Fenerbahçeliler. İşte kulübede tuttuğu adamlar. Genel bize şu ana kadar bir Mourinho performansı nasıl değerlendirebilirsin? Bir kere yaptığımız çok büyük bir yanlış var. Hakikaten böyle bir değerli başarılar olan bir arkadaşın Türkiye'ye gelmesi bu ülke futboluna verilen bir değerdir, önemlidir. Yoksa bizi de zaman zaman aşağılardan çağırmadılar değil, İran'dan, traktör saziden, işte oradaki nedir o, işte birkaç tane daha takım ismi aklıma gelmiyor. Azerbaycanlar şuradan buradan çağrıldıklarında bizim de bir burnumuz biraz havadaydı. Yani ulan araya ne gideyim, işte orada futbol mu var falan gibi. Ama yanlış yani. Adam böyle Türkiye'yi görmemiş. Ve sunulan bir projeyi bakmış, incelemiş o kadar. Hepimiz gitmeden önce iliğine cicine kadar her tarafı araştırır da gideriz bir yere. Yani bu Türk futbolunun bir yerde Avrupa pazarında çok önem kazanmasını sağlayacak bir girişim. Ben kutlarım Fenerbahçe'yi bu yüzden. Ama sonrasına bakıldığında yanlış yaptığımız konu bu. Çünkü Türkiye hakikaten insan idaresi zor bir ülke. Çünkü herkesin nasıl söyleyeyim, idare etme bir özelliği var sanki. Herkes her şeyi biliyor mantığıyla davranılıyor. Böyle bir garip bir şeydir. Dolayısıyla Mourinho maalesef Avrupalı mantığı olan bir ülkeye gelmedi. Biz işimize geldiğimiz, garp işimize geldiği zaman işte batılı oluruz. Dolayısıyla bu olmuyor yani. Bizim şeklimiz maalesef oturmuş değil. Maalesef değil. Yani eğitilme konusunda sıkıntı çekiyoruz. Bu da futbol hayatının oyunsallaşmış bir biçimidir bana sorarsanız. İnsan karakterleri yarışıyor burada. Doğru insan karakterlerini eğitemiyoruz galiba her konuda olduğu gibi. Ama böyle bakıldığında Mourinho'nun şu anda ona bana sorarsanız adamın işini çabuk bitirmeyelim. Yani bırakalım. Bırakalım, yoksa Avrupa futbolunda insan getirmek buraya zor olur. Çünkü bu iş yalnız Türklerin birlikte yapacağı iş değil ki, hep birlikte, global bir konu bu. Yani takımlar isimleriyle öne çıkıyorlar, oyuncu yapılarıyla. Değil ki bir oynadı, kimse ilgilendirmiyor başarılı olduğu zaman. Öyle bakmak lazım. Ama tabii bizim bir işimize geldiği zaman öyle bir milliyetçi ülkeyiz ki, ama hiç milliyetçi gibi davranmayan da bir ülkeyiz. Lafta milliyetçiyiz, icraatta değiliz, oluyor. Yani yaptığımız böyle yani, o apaçık ortada her şey. Onun için bu adama sahip çıkalım. Niye sahip çıkalım? Tabii ki bırakalım. Şu anda ya 4 puan var Fenerbahçe'nin. Mourinho'ya sahip çıkalım. Yılmaz Hoca'dan. Sahip çıkalım. Hep beraber. Türk futbolu adına sahip çıkalım ona. Yani bir örnek olsun. En azından böyle bir adamı buraya getirdiysek, o da buraya geldiyse ki niye gelmesin? 3 sene niye 45 milyon euro diye duydum. Bu kötü para değil yani. Yani Avrupa'da 45 milyon euro alan adam bunun yarısını vergi diye verir. Yani bizde böyle bir şey yok. Dolayısıyla ne oluyor? Bu arkadaş buraya gelmiş. Bunu tutalım burada. Yani bir örnek olsun. Koskoca Fenerbahçe takımı fedakarlık yapmış, bu paraları ödemiş. Ülkenin, Avrupa'nın en önemli hocalarından birini buraya getirmiş. Neredeyse ki niye bunu getirdiğinize dönecek olay. O hale geldi iki haftada. Ha şu açıdan tabii. İsim tamam. Tanıtım tamam, her şey tamam ama icraata bakıyorsunuz. Fenerbahçe iki maçtan beri 6 maç oynamış. Bunların Avrupa kupaları 3 tane kazanmış, 2 berabere kalmış, 1 kaybetmiş. Oynanan oyuna bakıyorsunuz. Günden güne takım oyunu daha iyi oynayacak yerde böyle bir şey gözükmüyor. Yani gidişat olumlu gözükmüyor. Acaba işte hoca hepimizin şu gürseydi bu gürseydi diyeceği yerde başka birilerine daha şans veriyor. Ondan sonra takımı tanıması bayağı bir zaman alacak gibi gözüküyor. Ve de bu takımlarda 2-3 tane üst üste kaybettiğiniz zaman kim olursanız olun başınız sıkıntıya giriyor oluyor. Yani Mourinho Türkiye'nin sosyal yapısını anlatacak, türbin sosyolojisini anlatacak yanına birini vermeleri gerekiyor. Ona ders gibi anlatsın. Bakın bu ülke budur, insanı budur, şudur budur, oyuncu yapısı budur. Oyuncu inançtan bu kadar etkilenir, ekonomiden bu kadar etkilenir, işte sosyal olaylardan bu kadar, bunların yapısı budur. Çünkü şu hala şunun farkında değil.
11 tane yabancı oynama müsaadesi verilmiş bir yerde 17 tane, 16 tane Türk oyuncu dışarıda kalıyor. Yani Selim abi, Gökmen abi hepiniz biliyorsunuz yani oyuncu psikolojisinin ne olduğunu. Yani oyuncu oynamak ister. Oynamadığı yerde ne olursanız olun oyun bozandır yani Türkiye'de. Aman ben buraya geldim oynatırlarsa oynayayım diye bakmaz yani. Gruplaşma başlar. Yabancılar, Türklerin yaşlıları, Türklerin gençleri. Yani takım dinamini bir kere çok zaman harcıyorsunuz oluşturmak adına. Şimdi ben Mourinho'yum, yaparım her şeyi de gidersen bu dinamiği oluşturamazsan sıkıntı olur yani. Doğru, sıkıntı olur. Bunu düzenleme. Oyuncuların çok iç içe olması, onları çok iyi tanıması lazım. Hakikaten Türkiye'de oyuncu antrenörlere karşı sempati, sevgi duymuyorsa iş yapmıyor ya. Burası Avrupa değil yani, orada önce iş gelir. Kim gelirse gelsin itaat edilir. Ha, işi doğru yapmıyorsa sıkıntı olur. Ama bizde öyle değil. Ne kadar doğru yaparsanız yapın, oynayıp oynamamak. Evet, Türkiye'deki futbol ekonomisinin oynayana verdiği, oynamayana vermediği bir ortamda maalesef sıkıntıya girer olur. Bakın yalnızca oyun değil bu. Başka bir şey yani. O yüzden bu arkadaşımıza sahip çıkalım. Yani, peki hocam, mesela Ferdi olayına nasıl bakıyorsun Ferdi olayına? Sence Ferdi ya tamamen eleştirilecek. Ya bir kere futbolda parayı bulan kimse yollayacağın arkadaş. Yani bu kadar basit. Ertesi gün sakatlanmayacağını malum, Allah göstermesin. Yani 3'e 5'e bakmayacaksın diyorsun değil mi? 3'e 5'e bakmayacaksın. Abi hayır abi, 40 milyon eurodan bahsediyoruz. Rekor bir transfer olur giderse. Bu parayı verirlerse, vermezlerse sen alıyorsun 20 milyon euro verip. 20 milyon euro satacaksan satma abi adam, olur mu? Yani senin düşündüğün rakamı çok üstünde bir faiz rakam çıkar. Sen ver abi, ne olacak, perde olmaz bilmem ne olur yani. Olur yani. Futbolcu yok değil piyasada, pazarda. Ondan daha düşük bir fiyatı alacaksanız olur. Yani bu işin bir şeyi var. Kadro mühendisliği diye bir şeysi var yani. Ekonomisini hesap edersin. Bir işine girirse verirsin, gelmezse tutarsın adamı. Ama Ferdi Fenerbahçe'ye çok büyük katkısı olan bir oyuncu. Yani gördük işte, adam sağ sol tarafta gidiyor, geliyor ki sol ayaklı değil, sağ ayaklı falan, oynamadığı yer yok çocuğun. Yani şimdi böyle önemli bir oyuncu olmuş, bir oyuncu da başarılı olmak istiyorsanız, şimdi Fenerbahçe'nin derdi para kazanmak değil ki. Fenerbahçe'nin derdi 9 seneden beri şampiyon olmayan, yanlış söylemiyorsam, bir takımı tekrar lider ya 10. Yani şampiyon yapmak. Fenerbahçe bu sene de şampiyon olmazsa diye İnsanları öyle geliyor, olmazsa ne olacak, olmazsa olmaz, 11. sezon olur. Yani böyle bir basitlikle bakmıyoruz, dünyanın sonuymuş gibi insanlar değerlendiriyor. Dolayısıyla hakikaten bu takımda yöneticilik yapmak çok zor, oyuncu olmak çok zor. Yani hakikaten Allah kolaylık versin hepsine yani. Ama Fenerbahçe taraftarı geçen maçta şunu çok iyi gösterdi, enteresandır. Takımın o durumunda bile onları alkışlamasını bildi yani. Gayreti görüyor ya. Futbol bu, bazen olmuyor, bazen oluyor. Bazen şans faktörü çok ön plana çıkıyor. Yani Fenerbahçe taraftarı sakin olsun biraz ya. Peki biraz orada bir kal hocam. Bir virgül koyalım. Orada Fenerbahçe'ye sabır lazım. Fenerbahçe'nin toparlayabileceğini Mourinho'nun da zaman tanımak lazım dedin. Selim abi bir ekleme yapmak istiyor herhalde Fenerbahçe bölümüne. Çünkü Galatasaray ve Beşiktaş'a geçeceğim. Şöyle, Ferdi'yi ben olsam satmam. Neden satmam? Ferdi senin takımında olduğu zaman senin takımın sahaya 11 kişi çıkmıyor. 10-12 kişi çıkıyor. Madem şampiyon olmak istiyorsun, madem büyük takım kuruyorsun, madem en büyük hocayı getiriyorsun, hepsini kabul ediyorum hocam. Fakat böyle iyi adamlar zor geliyor bir takıma. Ondan sonra teknik direktörün mutlak, şöyle söyleyeyim, her teknik direktörün ben bunu oynatırım. Yenilik yapmak elbette görevidir. Öyle değil mi hocam? Evet. En büyük görevidir. Tamam mı? Bazen ben bu sistemi uyguluyorum diyebilir. Bu sistemi uygularım. Yahut efendim kimle oynuyorum? O rakibe göre ben bu sistemi kurarım diyebilir. Öyle bir kadroya da sahipsin. Yani şu gün en iyi kadro Fenerbahçe takımında. Her şeyi var yani bunun. Yok diye bir şey yok. Her türlü oyuncunun elinde var. İyi oyuncun da var.
Ama ben adamı satmam Ferdi. Bu sene satmam. Sevgili Gökmen abi, sen satar mısın? Satar. 40 milyonsa neden satmayayım abi? Satarsın, tamam. Yani 40. Bu sene satmam diye bölümüne katılmıyorsun. Yok ya, abi. Kesinlikle katılmam. Yani 40 milyon euro abi. İyi para diyorsun. Adnan, sen... Aynen öyle. Abi o benim hoca dedi ya orada, planlamaya bağlı bir şey bu. Ya Kim Min-jae vardı stoper. Sattıktan sonra Fenerbahçe bir daha yerine öyle bir stoper koyamadı. Onun üzerine 4 tane 5 tane stoper aldı ve aldı. O kıymetli bir oyuncuyu alamadı. Ama bu tabii bütçeyle ilgili bir ilgili. Ali Koç gibi güçlü bir adam. Yani Ferdi'nin yolu yeri dolmaz mı? Ya doldurabilirse ya, bek olarak satsın. Doldurursun abi yani. Oster ya, Oyde'yi koyarsın. Ne bileyim. Artık onlar bilir onu işte. Ben onu bir, ama böyle doldurabileceksen yerini 40 milyon euro al dediği gibi hocanın da cebine koy. Eyvallah da helalleş gitsin. Ama o, cebinde durduğu zaman 40 milyon sen Ferdi gibi oyuncuları bulursun yani. Bir de şunu anlamıyorum. Madem adam duruyorsa neden adam oynamıyor? O da ayrı bir tabii soru. Adamı neden 74'te oyuna alıyorsun? Ya hiç alma ya da adamı kadroya aldıysan ilk 11'de başlat. Burada zararı gören Fenerbahçe. Sakatlanmasın diye babacığım, kurban olayım. Tamam abi. 5 dakika. Adam 90+2'de girse Gökmen abi. Yine sakatlanma riski yok mu abi? 90 dakika başka. 4 dakika, 5 ne dakika, 10 dakika abi? Başka abi. Ne diyorsun? Otobüse binerken de sakatlanabilir. Yok abi, ne sakatlanıyor, öyle değil. O hikaye o. Sevgili abi, benim anlamadığım orada ne var biliyor musun? 20 dakika oynamışız. Fenerbahçe takımı birinci yarı bitiyor. Tamam mı? 2-0. Önde. Öndesin. Yanında oturan adamlar var. Yanında oturan adamların 3 tanesi, 4 tanesi oynayanlardan daha iyi oyuncu. Anladın doğru mı? Sen onları sokacaksın orada. Neden onları sokacaksın? Çünkü sen o adamlar olmadığı zaman, efendim Fred olduğu zaman benim takımım iyi oynuyordu. Ferdi olduğu zaman benim takımım ucuma kalkıyordu. Öbürü olduğu zaman bunu yapıyor. E sen o adamları tuttuğun zaman, bir laf etti demin. Bak hoca dedi ki oynamayan oyuncu mutsuzdur. Onu kimse mutlu edemez. O sahaya çıktığı zaman mutlu oluyor. Oynadığı zaman, oynamadığını adam hangi maçtan çıksın karısıyla kavga eder evde. Sus ulan der, ne konuşuyorsun der. Sinirli çünkü adam. Tabii. Oynadığı zaman rahatlıyor adam. İyi adamı oynatmaya mecbursun. Bir de oynamayan adam dedikodu yapar abi, kulübeyi karıştırır. Adam bulur iki tane, iki tane adam bulur. Ulan bu hoca mı der kardeşim? Hep vardır abi o. Takımlarda, hocaya da sorun. Takımlarda vardır. Oynamayan zaten dedikodu şeyidir. İşte. Koridor. Onu söylemeye da ne bileyim, oturdukları yerler de hep konuşurlar. Hocanın altını oyarlar. Hoca doğru. Da, oyar hoca tabii da, hoca da bunu bilir, duyar zaten. Hocam nelerdir bu? Hayır, söylediğinin yani ne kadar doğru olduğunu söylemeye çalışıyor. Oynamayan adam mutsuz çünkü arkadaş. Ben o zaman size bir bilgi aktarayım hocam. Müsaade ederseniz, kusura bakmayın. Siz devam edersiniz. Bana gelen çok önemli bir bilgi şu. Ferdi Kadıoğlu 40 milyon euroya satıldı. Brighton'a. Satıldı. Ben takım ismi vermeyeyim. Yani bunu söyleyeyim. Ferdi Kadıoğlu satıldı. Hatta onun üstüne bir şey daha söylemek istiyorum, ekliyorum. İlkay Gündoğan ile görüşmeler şu anda devam etmekte Fenerbahçe için. Bu olur olmaz bilmiyorum ama bana o kadar net bir yerden geldi ki, bir tanesi bu görüşmenin içinde olan bir şahıs. Hayırlısı olsun. Peki Adnan Aybaba'nın iddiasını verelim. Ferdi gitti, İlkay gelebilir diye verelim. Evet, yüksek ihtimal. Tamam. Şu anda görüşmeler devam ediyor. Peki. Siz buyurun devam edin. Şimdi benden bu kadar. Kaç yaşında İlkay? 33 değil mi? 31. İlkay 31. Şimdi Barcelona'ya 33. veda etti. Barcelona opsiyonu kullanmadı. Manchester City'ye geri döneceği konuşuluyor. Fenerbahçe ve Galatasaray ilgileniyor. Arabistan'dan talepleri var. Senin hocam Almanya'da kulağına gelen bir şey var mı İlkay Gündoğan'la ilgili? Ya ben de bizim medyadan takip ettim. Dediklerinin aynısı. Ama tabii ki Barcelona'dan ayrıldı. City'ye tekrar geri dönebilir mi bilmiyorum. Yani bu tarafların olması daha muhtemel bana göre. Yani Guardiola istiyor diyorlar. Ben hani Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu anlamda çarpışacağını düşünüyorum. İlkay'ı almak Fenerbahçe için. Fenerbahçe bir haftadır görüşüyor. Galatasaray'da 2 aydır görüşüyor. Hatta bugün Dursun Özbek İlkay'la ilgili almamız zor ama ilgileniyoruz dedi. Fener parayı bastırır alır mı? Onu alır. Diyorum işte. Bastırır o görüşme. Bir de adamın bonservisi elinde. Hiçbir şey yok. Peki Fenerbahçe'yi toparlamak gerekirse Fenerbahçe bölümüyle ilgili son sözlerini alayım hocam.
Sonra Galatasaray'a geçelim. Yani bu hafta bitti. Önümüzdeki haftaya baksınlar. Önümüzdeki hafta alınacak sonuç önemliyordur. Burada kalmasınlar. Çünkü Fenerbahçe'de olan ufacık şey çok büyütülüyor. İşte Ali Bey'in oradaki şeyi formal olarak bakarsanız yanlış gibi gözüküyor. Ama bir taraftar kitlesi arıyor adamı. Diyor ki başımız belada, bizi sokmuyorlar. Yani bir başkan o taraftarın o isteğine duyarsız kalamaz Türkiye şartlarında. Dolayısıyla oraya gitmesi, yok niye arkadan geldi, niye önden gitti. Ali Bey oradaki yaptığı şeyi bana ceza da verseler benim oraya gitmem gerekiyor mantığıyla gitmiştir diye düşünüyorum. Yoksa o da bilmiyor mu oraya girerse maç oynanırken doğru olup olmadığını. Ama biraz daha aklın önüne duygu geçmiş. Böyle bir milletiz biz. Sonra işte tartışıyoruz. Herkes başka bir şey söylüyor gibi oluyor. Bunları unutsun Fenerbahçe. Üstüne çeksin ki bu haftadan öğrendiği ne varsa öğrensin. Ama önümüzdeki hafta bilsin ki beklenti çok büyük. Ona göre davranmaya çalışılsın. Bir cümle şeyi bir de analizi istiyorum. İrfan Can Kahveci sence bu formülü oynar mı? Oynamalı mı? Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye maliyeti 29 milyon euro. Adam eriyip gitti. Yani Cengiz Ünder nasıl bir gelecek bekliyor sence Cengiz Ünder'e? Yani şanssızlık geldi, sakatlandı. Sakatlıktan geri dönüp o çok büyük beklentiye cevap vermesi bir oyuncunun mümkün olmayabilir. Ama Fenerbahçe Bakko'nun vitrini gibidir. Efendim ilkbahar yaz, sonbahar kış. Bitiyorsa senin modan geçiyorsa gidersin oradan. Yani insani bir tarafı yok orada. Yani sizi insan gibi görmez kimse, performans görür. O performansı sergileyemiyorsanız maalesef orada olamazsınız. Yani bizim Fenerbahçe'de böyle sürekli olmak diye bir şey Selim abilerin zamanındaydı galiba. Yani şimdi öyle bir şey yok. Öyle bir vefa duygusu, öyle bir dur bu oyuncu biraz kötü oynayabilir ama özelde iyidir, destek olalım da bilmem ne, hemen tepki görürsünüz. Yani ben tabii ki Anadolu takımlarında, bu büyük takımlardan gelen oyuncularla çalıştığımızda, sohbet ettiğimizde sahaya çıkarken ürküyorlar. Çok ürküyorlar yani. Ufacık bir pas hatasının bile tepki göreceği korkusunda oluyorlar. Ya biraz rahatlatsınlar ya. Fenerbahçe taraftarı tamam olmadı 9 sene, Galatasaray'da 14 sene şampiyon olmadı ya. Sonra üst üste 5-6 sene şampiyon oluyorsun. Ya bu kadar önemli değil ya. Bu kadar sıkmasınlar insanlar. Yani dünyanın sorunu gelmez ki ya. Bakın bir de değiştirsinler tarzlarını. Bir kötü gidişatta onların emeklerini, ilgilerinin üst seviyede olduğunu gördüklerinde destek versinler. İyi bak oldu mesela bu hafta biraz. Herkes Fenerbahçe'nin bu sonucuna çok acayip bir yorum getirmiyor oyuncular anlamında. Yani antrenöre deniliyor. Ya antrenörde formsuz olma hakkı var yani. Bu hafta çok formsuzdu Mario. Bir an evvel o formunu bulması lazım. Ya bu adama yeniden futbol öğretecek halimiz yok burada. Yani Yılmaz Hocam bir de sancılı başlayan Süper Kupa'da ağır bir mağlubiyet alan Galatasaray Hatay ve Konya engelinde 2-1'lik skorla geçti. Kerem Aktürkoğlu şu anda kalıyor gibi. Spartak Moskova ile anlaşmıştı ama tabii Rus takımlarının tanınmaması ve orada artık son durağı olabilirdi. Gitmezse tabii ki bence doğru bir iş yapmış olur. Rusya'da ne işi var adamın? Rusya'ya şu anda bütün dünya bilenmişken. Evet. Gidecek gibi duruyor. Her an bu akşam bile gidebilir. Barış Alper kalacak gibi duruyor. Evet, yani genel olarak ama sonuçta 2'de 2 yapmış bir Galatasaray var. Ve kadrosunu koruyan işte Başşuay'ı, Sara ve Jelert'i almış. 3 tane transfer yapmış bir takım. Nasıl görüyorsun Galatasaray'ın geleceğini? Yani şu andaki görüntü Fenerbahçe çok oyuncu aldı. Galatasaray 3 tane oyuncu aldı. Hücum oyuncusu, orta saha, bir tane de sol bek. Yani çok acayip bir şey yok. Belki de onları da oynatmayıp zaten Batshuayi sonradan oyuna katılıyor. Orta sahadaki saha çok önemli bir transferi. İşte daha bilmiyoruz ne çekeceğini. Sol bekte o da yavaş yavaş takıma girmek. Yani Galatasaray kendi idari sorunları, idari heyetinin değişimindeki biraz sıkıntıları oldu. Onun dışında tabii ki bir başarmanın verdiği rehavetle lige çok yumuşak girdi. Yani çok böyle farklı bir duyguyla girmedi. Bu Beşiktaş'ta çok fark ediliyor. İstek, keyif, efendim birliktelik. Beşiktaş bunu başarmış yani. Ve aldığı oyuncular, ben başından beri söylüyorum, çok ciddi ve eksiklerine göre doğru oyuncular aldılar. Yani Beşiktaş bu sene bu işin içinde
herkes kadar var. Trabzon iyi giremedi. Abdullah Avcı'ya çok yükleniliyor. Geçen bir demecini dinlediğimde bayağı kırgın, üzgündü. Yapılmış tezahüratların kendi ailesine kadar uzadığını ve bunu hak etmediğini ve yani biraz diyaloglar kopuk hale geliyor. Ama görüldüğü üzere en azından Trabzon'da bu işin içinde olacaksa fena transferler de yapmıyor. O zaman bu sene biraz daha keyifli, rekabeti bol, iki takımın aşağısıyla çok büyük fark atmadığı bir sezon olacak diye düşünüyorum ben. Peki Ciro Immobile ve tabii ki Silva, evet. Rafa Silva, ondan sonra defansta Paulinho. Yani bunlar gerçekten Beşiktaş'a çok büyük bir güç katmış gibi gözüküyor. Evet, Svensson, hani dudak bükülen Svensson bile gayet derli toplu oynuyor. Emirhan Topçu bu defa işte Masuaku yoktu. Ailevi problemlerden dolayı Emirhan oynadı. Yani Semih Kılıçsoy adeta bir asist rekortmenliğine doğru gidiyor. Daha ilk iki hafta Immobile ile müthiş bir uyumu. Beşiktaş'ı şampiyonlukta sence bunlar öne çıkartır mı? Çıkartır. Ve iki tane kazandı. Bak Galatasaray iki maç kazandı ama zorla kazandı. Beşiktaş iyi kazanıyor. Rahat kazanıyor. Yani pek öyle zorluk çekmiyor. Ve takım oyununu şu anda en iyi uygulananlardan bir tanesi. Veya tek diyebilirim belki de şu ana kadar. Dolayısıyla Beşiktaş'ın önü açık. Beşiktaş artık bu yarışın içinde var. Ve bakıyorum öyle idari problemi yok. Başkanlarına herkes saygılı. O da gayet sakin gidiyor. Ve Galatasaray-Fenerbahçe kavgasının içinden sıyrılıp gidiyorlar. Yani uyanık olsun Fener ve Galatasaraylılar. Yoksa Beşiktaş'ı tutamazlar çünkü. Yani neden? En büyük sebebi ne diye sordu size Selim Soydan. Hocam en büyük sebebi ne? En büyük sebebi Beşiktaş'ın böyle iyi olmasını. Ya bir kere taraftarı Beşiktaş'ın iki takımın taraftarına benzemiyor. Daha sabırlı. Daha destek veren. Efendime söyleyeyim. Başarısızlığa biraz daha hoşgörüyle bakan. Yani gördüğüm bu. Taraftar ve takım bütünleşmiş. Bunlar çok önemli. Bunlar zaman alan şeyler. Beşiktaş girerken bu konuyu çözemek. Bir ilave yapabilir miyim senin söylediğine? Bir ilave yapabilir miyim? Abi. Bir, harika bir Beşiktaş'ın başkanı var. Ve orada bu işten çok iyi anlayan abisi ve Feyyaz var. Bunlar da büyük avantaj. Büyük avantaj. Ya Samet Aybaba Türkiye'de uzun yıllar doğru antrenörlük yapmış, gençlere şans vermiş. Feyyaz bu işin antrenörlük yapmış, kulüpte yöneticilik yapmış. Düzgün yani arkadaşlar. Futboldan gelmiş ve Hasan Bey de ikisine teslim olmuştur. Ama yani ne güzel. Önemli. Bakın futboldan. Tabii işte bu olması lazım. Bu abi. Bu olması lazım. Bu Galatasaray'da Fenerbahçe'de böyle bir şey yok. Daha çok idarecilerin dahil olduğu bir sistem var. Olmaz yani. Herkes mecrasında kalmalı. Tabii. Hocama bu arada bunu doğru yaptı yani. Hocamın yorumlarından herhalde WhatsApp mesajları yağıyor veya Instagram'dan takipçi sayını artıyor. Bilmiyorum yani. Sürekli bir mesaj geliyor hocam. Bir bak bakalım son dakika gelişmesi falan mı var? Böyle bir telefonunu bir kurcala. Sürekli. Yakalandın. Mesajlar geliyor hocam. Hocam ben çok önemli bir şey soracağım. Merak ettiğim için soracağım. Yakalamışken özel sormaya gelip buradan. Ya oğlunu buradan aldın. Bu sistemden götürdün. Evet, durum ne? Durum, son durum ne? Geliyor mu? Yani sanırım buradan Arda'nın yanına gidebilir yani. İşte bu gecenin bombası mı filan? Yani küçük Yılmaz yuvadan uçabilir. Yuvadan uçabilir. Vallahi tebrik ederim. Ya şimdi bakın bu devrimizde yapılacak. Ben mesela artık okul hayatı ve bitirmek, dünyanın en iyi akademilerini, üniversiteleri bitirip bir unvan almak maalesef ekonomik açıdan ailenizi bakacak kadar bir kazanca dönüşüyor. Ve spor, müzik, sanat, efendime söyleyeyim, resim, yani böyle işlerde artık çok para kazanılıyor. Yani aileler artık, zengin aileler bile çocuklarını futbol oynasın diye
peşlerinde koşuyorlar. Çünkü 2 milyon, 5 milyon eurolar, türlü rakamlar dolanıyor. Yani artık popülaritesi artmış bir duruma bu meslekler geldi. Dolayısıyla çocuğunuzda da varsa bir kabiliyet. Bakın Almanların inanmadığı bir şey vardı, yeteneğe inanmadılar. Übung macht Meister, yani alıştırma insanı usta yapar derler. Dolayısıyla bir yetenekli 10 tekrar da öğrenirse, yeteneksiz 30 tekrar da öğrenir ama öğrenir. Yani dolayısıyla bu mantıkla bakılıyorsa, biraz çocukların motorik özellikleri iyiyse, çocuklarını oynamaya, futbol, spor yapmaya teşvik etsinler. Ve bütün aileyi ekonomik anlamda kurtaracak tek yol budur bana sorayım. Vallahi doğru hocam. Buradan ailelere duyurum. Hocam, Adlan'da çünkü çocukları, Adlan'da ikizleri futbolcu yapmaya çalışıyor. Bir tanesi de kurtuluş. Biraz kırıldı ama diğeri iyi gidiyor değil mi Adlan? İyi gidiyor hocam. Göndereceğim sana hocam. Şimdi 17'de, o 17'de göndereceğim. Göndereceğiz sana hocam. Vallahi öyle yapmışız. O 17'de ama Samet abi kadroyu almıyor abi. Almıyor. Samet abi var diye oynatmıyorlar onu. Aileden olduğu yok, için. Eyvah eyvah. Onun için Almanya. Abi işte böyle hak eden oynayacak, akraba değil tabii, yani. Tabii tabii. Bak Samet orada şeye göre davranıyor. Ne derler? Liyakata göre davranıyor. Tabii ya. Bakmıyor bile. Hocam büyük, dünya futbolunda. Liyakat. Avrupa futbolunda ne oluyor? Var mı bir herhangi bir haber, dedikodu Avrupa futbolunda? Senin tabii kulağın deliktir. Işte, Almanya'da ne oluyor? Almanya başladı. Maçları. Gidiyoruz, izlemeye başladık biz de. Mesela geçen dün iki gün evvel Leverkusen Stuttgart'la Almanya Kupası finali oynadılar. İnanılmaz güzel bir maç oldu yani. Gidip seyrettim. Enteresan bir şekilde o Xabi Alonso müthiş bir çıkış içinde. Enteresan yani. Evet. Takım 4-3 yendi ve kupayı kazandı. Namalip ya, şampiyon oldu adamlar. Namalip. Burada geliyorsun, herkes şık şık giymiş. Oturuyor, sezar atıyor. Yanında rakip takımın ötekiler bağırıyor. Ya biz ne zaman böyle olacağız? Üzülüyorum ya. Vallahi billahi ya. Biz de olacağız, olacağız. Yani, çok güzel bir ülkemiz var. Yani. O da güzel olacak. Evelallah. Evelallah. İnşallah. Peki burada, var mı hocam başka sormak isteyen? Burada ben sevgili, bakın sevgili Cumhurbaşkanıma buradan tekrar sesleniyorum. Onun elinde yani, derse ki ya arkadaşlar biz mecramıza çekildik, alın malınızı, ne yaparsanız yapın, kuralları oluşturun, bize ne ihtiyacınız varsa giderelim, tesisimizi yapalım, eğitim işine girelim, lütfen bizi bu işten uzak tutun. Herkes baksın kendi işine, demesini bekliyorum ondan. İnanın yapsın. Bakın bu futbol yalnızca bir oyun değil. Çok önemli bir olay. Bunun farkında olsunlar yani. Lütfen. Bu kadar basit değil. Telefonla bakın, onlar söyledi diye söylemiyorum. Artık o kadar her şeyin içindeydik. Adamın lisansı yok. Süper Lig hoca yaptırıyorlar. Bu lig kaliteli bir lig olabilir mi? Yani vahiyle mi öğrenecek bu? İstediğiniz kadar iyi oyuncu olun. Futbol işin içine yönetmeye veya yaptırmaya gelince, yapmayla yaptırmak çok farklı iki konu. Olmaz yani, işte sunulan malzeme bu kadar olur size. Ve insanlar kaçıyor statlardan. Bakma üçlük takım futbol oynadığı için gelmiyor ya. Bir aidiyet duygusuyla geliyor onlar. Gidin Anadolu takımı maçlarına, sahalar bomboş ya. Olmaz ya. Aklın yolu bir, lütfen uzatmayalım artık bu konuyu ya. Çok zaman kaybediyoruz yani. Öpüyoruz hocam. Çok teşekkürler güzel sözlerin için. Sağ ol hocam. Sağ ol hocam. Teşekkür ediyorum. Ben de. Selim abicim, Gökmen abicim, Adnancım, öpüyorum hepinizi. Yeni golün yeni yorumcusu İyi Almanya'dan sevgili Yılmaz Vural'a teşekkürlerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Aynen. İyi akşamlar. Protokol yaptık yeni. Sizinle artık, olmak büyük iyi. Her hafta olmaz Serhat dedi. İki haftada bir sizle beraberim ama dedi. Ama tazminat yok değil mi protokolde? Tazminat bilmiyorum. Tazminat şu anda. Tazminat koyma hocam. Hocam ne zaman dönüyorsun bak, Türkiye'ye? Ben bedava çalıştırıyorum bizi. Canımız sıkma. Güzel. Hocam teşekkürler. Ağzına sağlık. Sağ ol hocam. Seda Hanımefendi'ye ve sevgili Yılmaz'a selamlarımız sevgiler, olsun. Sevgiler, selamlar. Öpüyoruz herkese. Teşekkür öpüyoruz hocam. Sağ olun. Hadi görüşürüz. Sağ olun. Ne rahat insan işte. İnsan bu ya. Abi enerji ya. Pozitif abi. Aynen. Şurada bizi bile mutlu ediyor yani. Pozitif. O iyi şeyler söylüyor. Evet, hemen dün konuşamadığımız, sizler de güzel katkı verdiniz. Teşekkür ederim hepinize. Van Bronckhorst'un açıklamalarıyla devam edelim. Sonrasında da Feyyaz Uçar'ın hakem transferlerle ilgili konuşmalarına bakalım. Beşiktaş'ta şöyle bir kısaca toparlayalım.
İlk maçımızdan, içerideki ilk maçımızdan galip geldiğim için, geldiğimiz için mutluyum. Galibiyetle devam ediyoruz geçen haftanın üzerine. Zor bir başlangıç oldu ama bunu biz kendimiz zorlaştırdık. Ama futbolda bunlar olur. Önemli olan sonrasında gösterdiğimiz reaksiyondu. Enerjisi yüksek, tempolu bir oyun oynadık. Fırsatlar yarattık. Özellikle ilk yarıda daha fazla gol atabilirdik. İkinci yarıya da iyi başlamadık. Gerson'la bir fırsat bulduk, onu değerlendiremedik. Sonrasında rakip 10 kişi kaldığında oyunun kontrolü biraz daha bizdeydi. Daha efektif olmamız gereken yönler oldu. Defansif anlamda ve hücumsal anlamda öğrenmemiz gereken detaylar var buralardan. Hızı fazlasıyla hızlı ve gücü de olan bir takımız. Bugün yedek oyuncularımızdan da katkı aldık. Endur ve Muçi'den gol katkısı aldık. Muçi gol attı. Mustafa oyuna girdikten sonra bize enerji verdi. Arthur yine aynı şekilde birkaç gündür bizimle birlikte değildi. O da bütün enerjisini yansıttı. Totalde hepimiz için ilk maç itibariyle güzel bir tecrübe oldu. Yarın dinleneceğiz, tazeleneceğiz. Perşembe günü önemli olan bir başka maç olan Lugano maçına hazırlanacağız. Geçmişte olan şeyler tabii ki geçmişte olmuştur. Benim odağım, benim için önemli olan bugünkü maçtı. Lugano yarından itibaren düşünmeye başlayacağım. İyi bir takım, iyi oynayan bir takım. Biz de iyi hazırlanacağız kendilerine karşı. Yarından itibaren bu maçtaki oyun planımız üzerine düşünmeye başlayacağız. İki maç oynayacağız. Perşembe günü bu anlamda bir final değil. İlk maçtan iyi bir sonuç alıp ikinci maçta içeride taraftarımızın önünde iyi bir futbol, iyi bir oyun oynamak istiyoruz. Avrupa biliyorsunuz farklı bir kulvar. Bu maça da iyi hazırlanacağız. Oyun kurulumunda top kaybetmemeye çalışacağız. Geçen seneye göre bu konuyu geliştirmek istiyoruz tabii ki. Farklı bir maç olacak. Farklı bir takıma karşı oynayacağız ve bu farklı bir turnuva olacağı için turu da atlamak istiyoruz. Tur atladıktan sonra gruplarda önümüzde oynayacağımız 8 maç var. İyi takımlara karşı oynayacağımız 8 maç olacak ki şu anda da zaten hedeflediğimiz, istediğimiz şey bu. Adnan'la nasıl görüyorsun Beşiktaş'ın kadro yapılanmasını ve geleceğini? Çok mesela adam çok sempatik, işini iyi yapan, belli hem iyi bir aile reisi hem de iyi bir futbol adamı. Feyenoord'daki başarısı zaten ortada. Yani kendini geliştiren bir teknik direktör. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi Beşiktaş'ta çok iyi uyum sağladı. Yani Beşiktaş bir kere taraftar coşkulu futbol istiyor. Yani diyor ki bu topu al diyor, götür o kaleye, orada habire oyna diyor. Bastır, coşku yap diyor. Bizi de heyecanlandır diyor. Adam bunu yapıyor. Bunu yaptığı zaman zaten gerisi geliyor. Bir de dediği gibi Selim abi zaten çok güzel anlattı orada da. Hasan Başkan olsun, Samet Hoca olsun, Feyyaz olsun, yönetim kurulu olsun. Orada da bir ahenk var. Taraftar şimdi bu güzelliğe de geliyor. Bir de Beşiktaş şu süreçten, kötü süreçten iyi sürece geçerken çok önemli iki tane kupa aldı. Yani öyle böyle değil. Mesela Beşiktaş en kötü sezonu bu sezon, geçen sezon, doğru mu? Evet. Hocalar gidiyor, o geliyor. Bu arada Rıza Hoca'ydım bugün. Rıza Çalınbay Hoca'ydım bugün. O da size çok selam söyledi hepinize. Sevgilerine, saygılarına. Evet. Hatta Selim abi konuşturduk. Selim abiyle sohbet etti. O da çok selam söyledi. Buradan biz de selam söyledim. Onunla da konuştuk, sohbet ettik. Yani netice olarak bak geldiğimiz noktada bir de üstüne bunu süper kupa kazandı. Tabii çok önemli. Bunlar hakikaten önemli şeyler. Ya. İki tane önemli. Kupa aldı 4 ay içinde toplamda. Şimdi yoluna baktığımız zaman da hep üstüne koyarak iyi işler yapıyorlar. O aldığın kupalardan sonra evet abi. Hepsi Beşiktaş yönetiminin bir iştahı geldi. Tabii. Doğrusu nedir bu işin? İyi adam alayım, daha iyi bir takım yapayım. Ve inşallah tahmin ediyorum ben daha 2 tane çok iyi oyuncuyla konuşuyorlarmış. Bak. Doğru. İki tane. Çok iyi oyuncu. Bugün bu başarıya adım atılmasında en büyük neden ne abicim? Feyyaz'la Samet. Abisi. Tabii. Yani öyle bir şey ki birbirini tamamlayan özellikle oyuncuları tabii. Tercih ettiler. Bak tabii. Bunu iki sene Galatasaray yaptı. Hiç problem çıkmadı. Öyle bir takım ki herkes birbirini tanıyor. Tamam. Birbirini doğru. Ne yapacaksa kademe anlayışı. Ne bileyim, çevre kontrolü falan hep beraber. Mesela tamam. Ben şeyi aradım, bizim Okan'ı aradım. Oğlum dedim ya birbirini tamamlayan özellikle çok iyi oyuncular aldınız, helal olsun dedim. Transfer başarısıdır bu falan demiş. Doğru. 1,5 sene önce falan. Abi dedi, bir de işin güzel tarafı dedi. Hepsi İspanyolca biliyor, onun için dedi işimiz daha rahatladı. Doğru söylemiyor. Yani böyle doğru. Abi, böyle kovalayacaksın zaten. Böyle. Ama yani, Beşiktaş'ın yaptığı çok doğru. Abi doğru. Hiç kimse bu kadar adamı çıkaramaz elden. Yok. Adam gitmiyor, alıyor parasını. Abi hiç daha duruyor.
Daha var. Abu Bakar var esas orada. Abu Bakar var. Evet. Chamberlain var. Onlar mesela ya, zorluk çıkarıyor. Feyyaz ve Samet'in bir takım olgusundaki olağanüstü bir şey. En doğru bir şey. Aynen abi. İşi bilen adam geldi aynen, mi böyle aynen, oluyor. Aynen. Abi bir şey söyleyeyim mi Gökmen abi? Kaçamazlar abi, kaçamazlar ellerinden. Yıllarca emek verdik hep birlikte. Futbolun içindeyiz. Yine geldiğimiz noktada şöyle bir örnek var. Ha Beşiktaş şampiyonları olmaz fark etmez. Bir örnek var ama. Örnek şu. Mesela bunu Bayern Münih, ben hep Bayern Münih'e, Avrupa'da Bayern Münih'e özel bir ilgim var. Niye? Kendi kökünden gelmiş, takımından gelmiş oyuncular, şöhretli oyuncular, başarılı oyuncular aldı kulübü. Kimi başkan oldu, kimi işte futbolcusu oldu, doğru mu? Kimi Alman milli takımına gitti, kimi... Hmm. Abi biz bunu yaptığımız zaman ben diyorum ki bu ülke futbolu kurtulur. Mesela bir federasyon başkanı, benim hep bu hayalim burada 3 yıldır söylüyorum, 5 yıldır, 10 yıldır. Bir federasyon başkanını futboldan gelen bir büyüğümüz olmasını çok istiyorum. Bak bir federasyon başkanı. Yani ne olur bunu hep birlikte el ele verip bunu ileride planlayalım. Var gelsin abi. Var örnekleri. Bak bir şey gelsin. Söylüyorum. Şunu söylüyorum. Basketbol takımının hocası kimdir? Bizim. Ergin Ataman. Şeyin. Türk milli takımı. Türk milli takımının hocası şu anda. Milli takım hocası demiyor musun? Evet. Federasyon başkanı mı? Federasyon başkanı. Tamam Ergin Ataman hoca. Hidayet Türkoğlu da federasyon başkanı. Çok da güzel yerliler. İdare ediyor. Etmiyor mu? Ediyor. Bak, aynı şey mutlak futbolda olması lazım. Aynı şey. Çünkü bu işin içinde olmayan insan işi bilemez. İmkan yok bilmesine. İmkan yok abi. O oynamış onu, tamam mı? Böyle olacağını, bunu olacağını, oyuncunun ne olduğunu, tamam mı? Hatta oynayan bazı oyuncular, iyi oyuncular maalesef bazı kulüplerimizde her şeye karışıyorlar. Şunu yapalım diyorlar. Peki diyor idareciler. Şunu yapalım da yapıyorlar. Peki abi sana bir şey soracağım. Aykut Kocaman. Hı. Bundan başkan ne zaman seçimi kazandı Ali Başkan? İşte 6 2018'de. 2018 yılında. Hı. Nereden nereye geldik? Hani konu konuya açtı. Hı. Aykut Kocaman. Aynı Samet Hoca, Feyyaz gibi. Oğuz Çetin. Atıyorum. Tamam. Aklıma geldi. Sen de söyleyebilirsin bir Fenerli. Aklına geldi. Tamam. Bu, hayır, ben şunu eklemek istiyorum. 70'li yaşlarda yer alan Mustafa Denizli, Fatih Terim ve Şenol Güneş'in şu anda hiçbir futbolu ile ilgili altyapılar dahil hiçbir görevde olmaması bana çok canımı acıtıyor. Yani ben Türkiye'nin böylesine önemli bir 3 tane spor adamından bir şekilde yararlanması gerekiyor. Mesela atıyorum Spor Bakanı, İşte Futbol Federasyonu Başkanı, Futbol Gelişim Direktörlüğü gibi yani görevler verilebilecek. Kulüp başkanlığına. Bu adamlar mesela şu anda hani sanki bir tarafa bir kenara itilmiş. %100 sana katılıyorum. Bu adamların adının geçmemesi beni çok rahatsız ediyor. Yani çok haklısın. Şunu ekleyebilirim. Alex Ferguson'u mesela ben hala bakıyorum. Manchester United maçında adam hemen... Bench'in arkasında en güzel yerde bütün maçlarını izliyor. Adam hep var yani işin içinde. Ayrılmıyor biz de, işten, biz ayrılmıyor. De, Mustafa Denizli küstürüldü. Fatih Hoca küstürüldü. Şenol Güneş küstürüldü. Ortada yok. Kim çalıştırıyor? Montella. Sen devam et yani sözünü kesmiş oldum. Yok güzel böyle. Güzel yok. Bir de onun şu da var çocuklar yani. Yalnız bu da yani dediklerinize hepsine katılıyorum. Bir de şu var. Hani bunu yapabilecek kim yapacak? Yöneticiler yahut da kulüp başkanları falan yardımcı olacaklar. Daha önceki o yıldız futbolcuları kim işte? Aykut'tu, oydu, buydu. Anladın mı? Beştaş'ta Samet'ti. Feyyaz'dı. Onları aldılar. Galatasaray'da yine... Üç adama birden Futbol Federasyonu farklı görevler verebilir. Önemli olan bunları anmak ve bu adamları tekrar kazanmak gerekir. Bu adamlar yoksa motivasyonunu kaybetmiş olduğunu düşünmüyorum ben. Adamlara... Fatih Hoca'ya dersin ki seni gelişim direktörü yaptım. O da bir ekip kurar. Mustafa Denizli'ye başka bir görev verebilirsin. Mesela Mustafa Denizli'nin şu anda Beşiktaş'ta Feyyaz ve Samet abi görevde. Fenerbahçe'de görev alabilir. Tabii herkes. Evet. Tabii doğru. Doğru söylüyorsun. Ya, mesela niye Trabzon Şenol Güneş'ten istifade etmiyor? Ya bugün Abdullah Avcı'nın bir Trabzon'unu görüyoruz. Rapid Wien gibi sıradan bir takım bana göre. Türkiye Ligi'nde ilk 4'e 5'e giremeyecek bir takım. Trabzon iki maçta da yeniyor. Neden Şenol Güneş'in aklından Trabzonlar yararlanmıyor? Ben konuyu şuraya getireceğim senden alıp. Demek istediğim şu.
Hepimizin fikirleri ortaklaşa. Ben diyorum ki 6 yıl önce Aykut Kocaman, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la oturup sportif direktör olarak ve Oğuz, Rüştü, sen sayabilirsin, Selim abi, hepimiz sayabiliriz. Birilerini alıp Tuncay Şanlısı, Rıdvan. Ya ben bilemiyorum. Yani olabilir yani. Ya olabilir. Çünkü tamam. Çoğaltabiliriz diye söylüyorum. Bunlardan birilerini alıp da kulübün maaşlı, işte kulübün planlamasını yapacak 5 yıllık görevinde başında olabilecek isimler olarak getirseydi, bugün Fenerbahçe kulübü, bak yemin ediyorum, 2 tane şampiyonluk almıştı. Aynı şeyi Galatasaray için söylüyorum, yönetim kurulları için söylüyorum. Evet. Beşiktaş'ın yönetim kurulu için, mesela Sayın Ahmet Nur Çebi geldi Beşiktaş'a. Yönetim kurulunda futbolcu yok, eski futbolcu dostlarımız abi. Abi ben şimdi bir ayakkabı dükkanı açacağım. Kimi bulmam lazım? Ayakkabıcı ayakkabıcıyı bulmam lazım. İşte tekstil fabrikası kimi bulmam lazım? Bir tekstilci bulmam, inşaatçı, inşaat bulmam lazım. Telefoncu sen beni bulmam lazım. Serhat Ulueren'i bulmam lazım değil mi? Teknoloji diyorsan. Teknoloji demek Serhat Ulueren demek. Sen diyorsun ya çok zeki adam. Teknolojiyle uğraştığı için zeki şeytan adam. Önüne. Şimdi orijinal şarj aleti ve kablosu kullan telefonunu şarj ederken. Öyle mi? Patlar sonunda. Yemin et. Benden söylemesi. Ya bir şey söyledi. Peki bir şey daha sorayım. Pili yüzde kaç doldurmam lazım? Bu tartışılıyor. Araba, elektrikli araba var ya bende de. Pil %10'un altına inmeden. İnmeden. Bu şu andaki akıllı bütün telefonlar için markayı söylememe gerek yok. %10'un altına inmeden doldurmana gerek yok. Ama artık zaten yeni piller şöyle oldu. Sen mesela gece uyatarken taktın. Gece 1'de yattın. Evet. Sabah 7'ye kadar çok fazla kaldığı zaman yıpranıyor mu? Öyle bir şey yok. Çünkü akıllı olarak artık kesiyor. Vay be. %100 olduktan sonra o pil tekrar şey yapmıyor yani. İşlem yapmıyor. Telefonu rahatsız etmiyor, ısıtmıyor. Isıtmıyor işte. Evet. Çok güzel kapanıyor yani. Çok güzel bir geldi. Kapanıyor yani. Şarj dolu oluyor. Dolduktan sonra telefona bir zararı yok. Artık yeni telefon. Eskiden şişiyordu filan işte çok fazla tutmayın diyordu. Ve yatak odasında asla evdeki Wi-Fi'yi mutlaka kapatın. Yattığınız yatarken. Tamam mı? Ya bir düğmeye basacaksın. Evet tamam gitti Wi-Fi. Wireless'ı kapatacaksın. Artı cep telefonunu sakın yatak odasına koymayın. Yani o 8 saat veya 7 saat uyuyorsan mutlaka telefonsuz ortamda, bilgisayarsız ortamda, notebook, işte tabletlerin olmadığı ortamda uyuyun. Peki şu zaman... Uyku kalitenizin ne kadar arttığını göreceksiniz. Vay be. Yani abi gece saat 3'te de seni birisi aramasın yani. Arıyorsa da yani zaten o saatte gelen bir telefon hayırlı bir telefon değildir. Değildir. Gece de 12'de. Seni ürkütür zaten. O yüzden bir şekilde telefondan uzak yatın. Doğru, mantıklı bir şey. Bunda şey var değil mi? Şey çekiyor işte. Ne o? Gökmelen mesela sen sabah 5'te mesaj atıyorsun. Yapma bunu. Uyuyamıyor. Bence sen uyanır uyanmaz ilk yaptığın şey belki de elini yüzünü yıkamadan, dişini fırçalamadan telefona bakıyorsun. Hata yapıyorsun. Yapma abi. Ben... Bir bırak kahveni koy. Güzel karınla bir sohbet et. Güzel bir müzik koy. Elini yüzünü yıka. Kendimi seviyorum. Bak aynada şunu mutlaka yapın. Kendimi seviyorum. Hayatı seviyorum deyip dişlerinizi görebilecek şekilde gülün. Yani somurtmayın aynaya. Şuradan bir ayna alsak canlı yayında da verse şimdi Gökmen. Bir aynacıya Gökmen. Yarın bak bunu yap. Yarın kalktın. Tamam. Tuvaletini yaptın. Evet. Aynanın karşısına geçiyorsun. Yüzünü yıkıyorsun. Ve aynaya bakarak Gökmen'i seviyorum. Hayatı seviyorum. Ailemi seviyorum. Ülkemi seviyorum de bunu birkaç defa tekrar et. Bak günün ne kadar güzel geçecek. Ama ben yüzümü yıkadıktan sonra aynaya bakıyorum. Saçlarımı böyle geriye doğru yine ıslatıyorum böyle. Şimdi jöle var da bu böyle yapışmış. Sabah da mı yapıyorsun? Yok sabah. Saçımı ıslatarak tamam, geriye yapma, doğru. Önemli değil onu yapma. Sanıyorum böyle bakıyorum. Koçum benim be diyoruz. Ne kadar daha genç duruyorsun. Ne kadar yakışıklı. Bu da güzel. Ne güzel. Ama şunu deme mesela. Selim abi sen de telefonla hemen bakma. Bak senin telefonun olursa çok takdir ediyorum. Sen uykudayken telefonunu kapatıyorsun. Çok doğru yapıyorsun. Selim abi. Ya. Ama odaya koymayacağım bu akşamdan itibaren. Bu da iyi oldu. Abi koyma. Hülya Hanım'a da söyle. Ne olur doğru, koymasın. Doğru. Peki ben ona bir şey söyleyeyim sana ya. Çok uçak doğru modu falan var. Hepsini kapattığın zaman yine yatak odasında dursa ne olacak? Tamam. O abi. Uçak modu. Gerek yok. Bilmiyorum beyin dalgalarınla ilgili, nöronlarınla ilgili sıkıntı ya işte ama yani telefonun odada durmasını sana ne faydası var abi? Çok doğru. Ya salona koysan ne olacak abi? Tabii, gece Serhat arasa ne olur? Adnan arasa ne olur?
Tamam, bir yarın sabah bir deneyeceğim bakalım. Deneyeceğim. Bir de bunu bize patron doğru. Çok iyi yapıyor. Yılda iki defa birer hafta her türlü teknolojiyi hayatınızdan çıkartma. Olsun. Bak Ender Bey bunu yapıyor. Bunu deneyin. Gerçekten başaranlar çok büyük faydasını görüyor. Huzurlu oluyorsun abi. Huzurlu yani oluyorsun. Yani 7 gün boyunca teknoloji detoksu. Asla yakınlarına söylüyorsun. Diyorsun ki kardeşim bana bir hafta boyunca ulaşamayacaksın. Bunu bil. Tamam mı? Bir hafta boyunca ulaşamayacaksın. Nerede olduğunu söyle veya söyleme. Ama o telefona elin gitmeyecek bir hafta. Ondan sonra bak ne sosyal medyayı ararsın, ne telefona bağımlı yaşarsın. Ulan bu teknolojide ne ağır hayatın rahatlar. Ya. Hayatın rahatlar abi. Abi bir de bir şey söyleyeceğim. Şimdi arıyor seni. Neredesin? Ya sana ne arkadaş Allah neredeyse. Ne yapıyorsun? İyiyim. Şu an neredesin? Ne taraftasın? Sana ne lan? Sana ne arkadaşlar? Ne abi kimlesin mesela? Böyle böyle korkumdan diyemiyorum seni sana abi. Sana ne lan diyorum mesela. Yani. Bak dünyadaki sporcuları tehdit eden ana unsur bu özellikle Türkiye'de çok fazla var. Cep telefonudur. Türkiye'de olimpiyatlarda altın alamamızın yegane sebebi çalışmamak, hoca filan değil. Budur. Çünkü sporcular yapacakları işten çok bununla vakit geçiriyorlar. Bu herkesin bir el frenidir. Tabii. Körelmek istiyorsan telefonla yaşayacaksın. Doğru. Büyümek istiyorsan bak o şeyim var abi Ronaldo'nun, Cristiano Ronaldo'nun şeyi var. Oğluma iPhone'u yasakladım diyor. Hala yasak geçerli. Bak. Benden habersiz. Eşim almış diyor. Eşimle tartıştım ve cep telefonunu elinden aldım. Çünkü bununla yaşarsa diyor futbolcu olma şansı yok diyor. Bunu bizim sporcularımız Avrupa'da da bu tabii var ama bizimkiler çok fazla telefonla vakit geçirdiği için bu senin performansını düşürüyor. Bak telefonla tablette yaşayan insanın gerçekten sporda, bilimde, sanatta ve İlimde başarılı olma şansı uykuda, yok. Uykuda başarılı olma şansı yok. Abi bundan dediği doğru. Yok mümkün değil abi olamaz. Hayatım bu abi. Telefonla yaşayan bir kişi bitti. Asla altı madalya, olimpiyatta, Avrupa abi. Şampiyonası, Dünya Kupası'na başarılı olma şansı yok. Diyelim ve bitirelim. Var mı mesela eklemek istediğin bir şey? Bir şey söyle. Sana bir ilave edeceğim telefonla ilgili. Çok affedersin. Hemen yap abi öyle affedersin. O ne mi? Biliyor musun? O ne? Yap abi. Bu telefon çıktıktan sonra bizim Türkiye'de ailevi ahlaklık maalesef bozuldu. Çok güzel. Bozuldu. Duygulu konuştun sen abi. Çok bozuldu. Doğru ama. Doğru. Çok bozuldu. Hepiniz bir de evlat ve torun sahibisiniz. Yazık günah. Size geldiklerinde aile yemeklerinde torunlarınıza, damatlarınıza ve çocuklarınıza kesinlikle yemek masasına cep telefonuyla pantolonunda, elinde, çantasında oturmasını yasaklayın. Anneleri babaları çok bildiği için biz yasakladık. Acayip mutluyuz. Tamam bitti abi. Telefon çalıyorum. Dost. Yok kardeşim yemeğini bitireceksin yemeği. Ondan sonra bak. Git ondan sonra ne halin varsa. Yemek masasına telefonu koymayın abi. Yatak odası yemek. Önüne abi. Koyuyorlar onun yemek yedirmek için ona bak diyorlar. Biz de yaptık bu yanlışları. Biz işin yanlıştan tamam. Döndük. Ve bunun faydalarını görüyoruz. Diyelim. Gökmen abi. Sefer Kapıcıoğlu yazmış. Dünya Göğüs Hastanesi'nin sahibi. Serhat'a çok selam söylüyor. Selim abiye. Sen de muayeneye gidecekmişsin. Bir ara bekliyorum diyor Gökmen Bey diye. Haberin olsun. Doğru mu? Evet. Tamam. Bir şey demiyorum. Abi yazmıştı. Yazmış adam. Bilgin tamam. Olsun. Bekliyorum tamam. Gökmen Bey diyor. Tamam. Teşekkür bak, ediyorum. Öbür doktor. Televizyonda her yani. Şeyi çıkardım hayatımdan. Öbür doktor. Bir hafta demiş. Bizim Oğuz. Sevgili Oğuz Altay. Ne demiş? Selim abimin de ellerinden senin öpüyorum demiş Oğuz Altay. Sağ ol sen de çok Ultra selam. Ultrasan'ın kurucularından yorumcu. Vay Oğuz en iyi Galatasaraylı. O günümüze selam gönderelim. İsim soyadı. Var mı? Hadi kapatıyorum selam tamam. Faslı varsa. Sefer Bey söyledik Sefer'i kapatıyorum. Başka? Zeki Sözer var iş adamımız ona söylüyorum selam. Tamam. Bir de yurt dışında çok önemli bir dostum var isim vermedi de ona da buradan selamlar. Hadi bir şarkı söyleyelim ne güzel ya. Onu da başka zaman söyleyelim. Başkası. Herkese efendim sağlık dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın. Bizlere izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ciao tutti. Ciao.